Tamam. Ben sohbetten dinlemeye geçiyorum abi. Tamam. İyi akşamlar Mustafa Hocam, hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim valla. heyecanlıyım galiba biraz. Heyecanlar tabii çok güzel. Sizin uzmanlık alanınız bu işler. Biz aslında sizi ağırladığımız için heyecanlıyız. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ben öncelikle teşekkür ediyorum bizi kırmadınız. Ailemizin bu davetini kabul ettiniz. Sohbetimize geldiniz. Öncelikle bunun için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah, ne demek? Dinledim sizi birkaç kere. Çok yararlı paylaşımlar yapmaktasınız. Bir parçası olmaktan gurur duyarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben öncelikle bu gece hem 17 Ağustos depremi hem Yaşar hocamızın biliyorsunuz vefat senesi, öncelikle onlar için güzel dualar gönderelim istiyorum. Onları da rahmetle yad edelim. Biri inşallah bir daha yaşamayacağımız, ki yaşayanlar biliyor içimizde. Ben de bizzat yaşadım. Siz de yaşadınız biliyorum. Allah bir daha yaşatmasın, çünkü hem çok zor bir durum hem de dayanılabilecek şeyler değil. Tekrarını Allah yaşatmasın hiç kimseye. O yüzden ben genelde konuşmayı da çok sevmiyorum. Deprem hem Göçük'te hem depremlerde çok bulunduk görev olarak. O yüzden kaldırılabilir, dayanılabilir bir şey değil. Allah bu millete yaşatmasın diyorum bunu, ama ülkemizin de bir gerçeği, temkinli olmakta, dikkatli olmakta, önlem almakta fayda var. Onu hatırlatmak istiyorum. Yine Yaşar hocamız da hepimizin değerlisi, pek çok şeyi öğrendiğimiz büyüğümüz. Onu da rahmetle yad ediyorum hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Size vereyim mikrofonu. Hem sizi tanıyalım hem de bu kurslarda görüşlerinizi alalım. Sonra da başlayalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de 17 Ağustos depremini 7-8 saat önceden İstanbul'a geldiğimiz için hafif atlattık. Fakat 2 gün sonra gittiğimizde Kepçe bizim bulunduğumuz blokta halen kazı yapıyordu. Ve bir tarafta 2 tane büyük tabut, bir de çocuk tabutu vardı. Oğlum 13 yaşındaydı. Bizi arıyorlarmış. Hayattayken tabutlarımı gördüm dedim dönüp eşime. Ve bundan sonra iyilik yapacağız dedim. Ne kadar iyilik yapabilirsek. O gün benim için bir dönüm günü oldu. 17 Ağustos dolayısıyla bunu ifade ederek başlayayım. Ben şöyle diyeyim, 1955 Malatya doğumluyum ve yurt dışında bir mühendislik eğitimi gördüm. Daha sonra Türkiye'de yöneticilik ve pazarlama ile ilgili bir okul bitirdim. Arkasından da işletme ile ilgili bir başka okul daha bitirdim. Bitirdiğim ikinci okul medya üstüne oldu. Komik bir şey. Yeri gelirse sonra anlatırım. Bu eğitimi tamamladıktan sonra askerlik dönüşü tesadüfen Genç Pamuk Banklı oldum. Hüsnü Özyeğin'in genel müdür olduğu dönemde management trainee dedikleri MT kadrosu yani. Yani ileride yönetici olarak yetiştirilmek üzere 35 kişilik bir kadro kurmuştu Sayın Hüsnü Özyeğin. İmtihanları verdim ve o kadroya kabul edildim. Daha sonra 3,5 yıldan biraz fazla, 4 yıla yakın Pamukbank'ta Hüsnü Bey'in talimatıyla genel kurullara ve yönetim kuruluna mali tahlil yaptım. Masamda bir gün otururken Hüsnü Bey aradı. Dedi ki Mustafa mali tahlil yapacaksın. Bir sayfayı geçmeyecek, 300 kelimeyi geçmeyecek. Sonuçta da kredi verilsin, verilmesin diyeceksin. Ama 500 bin dolar ve üstü kredi taleplerini değerlendirmem için böyle bir talimat verdi. Tabii efendim deyip kapattım. Sonra başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
Ya tamam, biz bu işi okuduk ama yani rapor yazacağım kişi Hüsnü Özyeğin ve Mehmet Emin Kara Mehmet'in yönetim kurulu başkanı olduğu yönetim kurulu. Bu detayı şunun için anlattım. 3,5-4 yılda bir okul daha bitirdim. Öyle düşün. Mali tahlil yapmak hakikaten düşündüğüm, yani bankacı olarak düşündüğüm bir şey değildi. Fakat bana bu görev verilince yurt dışı teminat mektuplarını tek başıma vermeye başladım. O zaman Pamuk Bank'ın 360 şubesi vardı galiba o dönemde. O şubelerin hepsi bana bağlıydı, yurt dışı teminat mektubu anlamında. Bankayı temsilen muhtelif konferanslara katıldım. Muhtelif yerlerde konuşmacı oldum. Ama bunun bana kazandırdığı çok şey oldu. Dolayısıyla böyle tesadüfler dinleyicilerin başına gelebilir. Sakın kaçırmayın. İşi yaparken öğreniyorsunuz bir noktada. Şiddetle tavsiye ederim. Müthiş bir şey oluyor. Ben bunun çok faydasını gördüm şahsen. Üniversitede okurken, üniversitede okurken, sene 1978 bu arada, babamın bir telefonu üzerine, babam bir telefon açtı bana. Dedi ki oğlum, sana para gönderiyorum, git o parayı çek. İşte Beyoğlu'nda MEBAM menkul değerler var, oraya git. İşte orada şu hanımı gör, Rabak hisse senetleri al, bu kadarlık. Rabak hisse senetleri 1.000 lira. Tamam baba dedim, ne yapacağım onları dedim. O kağıtları al dedi, katla. Kütüphanende kitapların arasına koy. Ama bu işle de ilgilen. Belki ileride senin mesleğin olur oğlum dedi. Hiç unutmadığım bir laftır bu. Oflaya poflaya gittik tabii. Biz işte 23 yaşındayız. 22, 25 neyse o yaşlardayız. Kalktım gittim. Fuzuli angarya bir iş gibi. 1.000 liradan Rabak hisse senetlerini aldım. Dediği gibi kalın bir şey hisse senedini verdiler bana. Aldım geldim onları, kütüphanemde kitapların arasına koydum. Tabii ondan sonra işte okula devam, kakara kikiri. İşte üniversitedeki talebeler ne yapar? Biz de aynı şekilde. Derken bir 6 ay sonra bir telefon daha. Dedi ki oğlum o hisse senetlerini götür, sat. Ben sattım, teslim et. Ne kadar alacağım baba? İşte 1.000 liradan aldım, 2.000 liradan sattım. Dedim ya bu iyi hesap. 1.000 liradan al, 2.000 liradan sat. Peki dedim. Gittim hakikaten. Hisse senetlerine hiç zaten dokunmamıştım. Ama bu sohbetten sonra merak ettim. Hisse senedinin üstünde ne yazıyor? Tamam, okulda okumuşuz, kitaplarda görmüşüz ama baktım üstünde kuponlar var, şunlar var, bunlar bir sürü şey var. Ondan sonra epey bir ilgimi çekmişti. Hakikaten hisse senetlerini götürdüm, teslim ettim ilgili yere ve 2.000 liradan da parasını aldım, çıktım. Daha sonra ya bu iş iyiymiş gibi bir fikir oluşmaya başladı bende. Yalnız bu arada bunun da bir öncesi var. 1960'lı yıllarda Amerika'da doktorluk yapan bir amcam vardı. Yazları tatile gelirlerdi işte 15 günlüğüne, 3 haftalığına. Çoluk çocuk. Ben amcamı sıkıştırırdım. Amca, New York nasıl bir yer? Amca, Boston nasıl bir yer? İşte orada ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Arkasından da yine bir merak benimki. Tamamen kesinlikle planlı değil. Amca, kazandığın parayla ne yapıyorsun? Soruya bak. Yani ortaokul talebesi falanım. Bu soruyu sordum amcama. Merak ediyordum yani, ev aldın, araba aldın. Yani daha fazla paran varsa ne yapıyorsun?
Dedi ki oğlum Amerika'da dedi İngilizce söyledi. Stock exchange diye bir şey var. Yani hisse senedi piyasasından bahsediyor. Dedim ben dedi oradan dedi hisse senedi alıyorum. Nasıl yani dedim. Hisse senedi alıyorum dedi. O hisse senetlerinin temettüleri var dedi. Yıllık artışları var dedi. İşte birkaç sene sonra güzel dedi. Getirisi oluyor. Bu da aklımın bir kenarında kalmış bu muhabbet. Ortaokuldayken. Tabii Roebuck'la ilgili böyle bir şey olduktan sonra bende jeton düştü. Ya bir dakika ben bu konuya bir ilgi göstereyim. İlk başlangıcım böyle oldu. Hisse senedi alım satımı babamın tavsiyesi üzerine İstiklal Caddesi'nde Meban Menkul Değerler'de alıp vermeyle başladı. Aslında o dönemde Sirkeci 4. Vakıf İşhanı'nda galiba 2. kattı veya 3. kattı bir odada kapalı zarf usulü teklif vererekten işte Roebuck'ı 1000 liradan alıyorum, 2000 liradan satıyorum gibi teklif vererekten fiyatlar oluşmaktaymış. Bunu da sonradan öğrendim. Dolayısıyla ilgimi çekmeye başladı. 79 aynı şekilde, 80 aynı şekilde, 81 aynı şekilde. Ben de kendi birikimlerimle o zaman talebeyim, okuyorum ama rahat da durmuyordum. Rahat durmuyorum derken bana gelen para yetse de yetmese de geceler düzenliyordum, aktiviteler düzenliyordum, çekilişler yapıyordum. Bana ayda gelen atıyorum 1000 lira paranın 4-5 mislini bir organizasyonda çıkarmaya başlıyordum. Yani çıkarabiliyordum. Dolayısıyla kendi birikimlerimle de hisse senedi alıp satmaya başladım. Benim bu para piyasalarıyla tanışmam, çocukken amcama sormam, daha sonra da babamın üniversitedeyken beni yönlendirmesiyle oldu. Araya bankacılık girince temel analizci oldum. Ve mesela Roebuck'ın genel kurullarını hiçbir zaman kaçırmazdım. Kalkar giderdim genel kurula. Genel kurulda genel müdürü, muhasebe müdürü, işte yönetim kurulu üyeleri, işte önce bir kokteyl olur, işte, pardon, önce bir toplantı olur, arkasından kokteyl olur. O arada yaklaşırım, sorular sorarım, merak ettiğim şeyleri sorarım. Gerçekten de ilgimi çekmeye başlamıştı. Ya bu iş güzel demeye başladım. Ve hobi olarak başladım ben bu işe. Başlangıcım böyle oldu. Sonraki şey neydi? Ona cevap vermeye çalışayım. Benim için Türkiye'de yani borsa nedir? Şimdi Türkiye borsa benim için borsa bir yatırım yeridir aslında. Ben 1988 yılına gelinceye kadar rahmetli Turgut Özal Karaköy'de hisse alım satımları için bir salon oluşturana kadar senede bir defa aldım, bir defa sattım. Ve her alış ve satışımda %100 ile gitti. Yani her sene parayı katlayarak gitti. Bu sonradan öğrendim ki genel kurullara yakın fiyatlar artarmış. Böyle bir garip durum vardı. O bugün de geçerli mi? Evet, bugün de geçerli. Genel kurullara yakın fiyatlarda hisse senedi fiyatlarında yukarı doğru bir oynama olur. Ben bunu değerlendirir o hale gelmiştim. Yani ben trader olarak yani işlem yapan bir kişi olarak bu piyasaya girdim. 1988 yılında Karaköy'de
bir yer açıldıktan sonra iki katlı bir yerde. Üst katta tahtalar vardı. Tebeşirle işte bir kara tahta ortadan ikiye bölünmüş. Sol taraf alışlar, sağ taraf satışlar. Hemen bir arkadaşımızla organize oldu. İşte birimiz yukarıdan takip ediyor. Diğerimiz aşağıda kalabalık arasında dolaşıyor. İşte o zaman da belki 30-35 tane kağıt var piyasada. İşte al allar, sat sat satlar. Kitabımda da yazdım bunu. Hatta bir walkie talkie almıştık. Walkie talkie karşılıklı kullanıyorduk. Havalı da bir şey oluyordu. Milletin dikkatini çekiyordu. Ben fıs fıs konuşuyormuş gibi al diyordum. O da gidip tahtada işte alıyordu güya. Bizi dinleyenler de abi ne alıyorsun? İşte ne alıyorsak onu üfürüyorduk birazcık. Böyle başladık. Ondan sonra daha sonra 1993 yılında kendi çapımda ciddi bir para ile borsada telefonla bağlanarak ciddi işlemler yapmaya karar verdim. Fakat kendim için şöyle diyeyim ben 30 lira param var. Gittim 30 lirada kayınpederimden borç aldım. Gitti 60 lira. 30 lirada baldızından gittim borç aldım. Etti 90 lira. Bir 30 lirada bir arkadaşımdan gittim borç aldım. 120 lira. Yalnız bakın benim yaptığım çılgınlıktı bu. Kesinlikle çılgınlık. 30 lirası benim param. 120 lirayla borsada işlem yapmaya soyunuyorum. Fakat bu arada kendi çapımda da teknik analiz öğrenmeye çalışmışım. Küçük kareli defterlere fiyatları çizerekten o çizgileri fiyatları nokta halinde koyup o çizgileri birleştirerekten grafikler çizmeye başlamıştım. Hatta Lotus diye bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da adapte etmeye çalışmıştım. Kendi çapımda teknik analizi yapıyorum. Dolayısıyla onun da verdiği bir güven var. Elimdeki borç harç 120 liralık paramla bir de aracı kurumdan birebir kredi kullandım. 240 lirayla ben deliler gibi alıp satmaya başladım. Şansım da yaver gitti ve 1993 yılında o zamanın başbakanı Tansu Çiller her ay faiz indirimine gitmeye başladı. İşte 93 1993 senesinin Ocak ayında faizi bir puan indirdi. İşte belli bir puan. Şubat ayında belli bir puan indirdi. Mart ayında belli bir puan indirdi. Faizlerin indirilmesi borsaya yaradı. O günlerde dövizde de fazla bir hareket yoktu. Dolayısıyla paranın gideceği tek yer borsa oldu. Ve ben 31 Aralık 1993 yılında 30 lirası bana ait olan toplam krediyle beraber 240 liralık portföyümü 1050 lira yapmıştım. Yani rakamları böyle düşünün veya 1 milyon 50 lira deyin veya 1 milyon 50 bin lira deyin. Yani kendi çapımda deli para kazanmıştım. Fakat bu durum bana menfi ve müspet etkileri de oldu. Bir defa yürüyüşüm değişti. Yani bir omuzum aşağıda, bir omuzum yukarıda böyle keskin bakışlarla yürümeye başladım yolda. Diğer taraftan da korkmaya başladım. Bu gidiş nereye kadar gidecek? Ne yapayım? Hatta telefonla bağlandığım dealer'ımla iddiaya girmiştim. 31 Aralık 1993 tarihinde endeks 20 bin kapatacak diye teknik analizci de olmaya başlamışız ya.
Onun verdiği güvenle. 31 Aralık 2000, şey 1993 yılını 19.990 puanda kapattık. EMA'yle iddiaya girmiştik ve ben kaybettim. Bu da işin espri yani. Fakat borçlu olmam ve kredili işlem yapıyor olmam rahatsız etmeye başlamıştı beni. Hem kredimi kapattım hem de götürüp borç aldığım parayı borç aldığım kişilere iade ettim, teşekkür ettim. Bu arada da ya bu iş çok karlıymış diye düşünerekten bir arkadaşımızın aracı kurumu vasıtasıyla da Kadıköy Altıyol'da şube açma girişiminde bulundum. Ve elde ettiğim parayla da o şubeyi çok rahat bir şekilde işte ana bilgisayar o zaman 5-6 tane kullanıcılı bir sistem işte program işte 25 kişilik oturma kapasiteli bir seans salonu. O zamanlar büyük ekran televizyonlar koyuyorduk. İşte Teletex'le takip ediyordu gelen müşteriler. Dealer'ımın önünde iki tane ekran var. Ondan sonra birinden müşteri hesaplarını takip ediyor. Birinden de işte bir şekilde teknik analizi göstermişiz bildiğimiz kadarıyla. İndi çıktı. Oraya ayırdığım para benim karım oldu. Geri ödemelerim benim karım oldu. Daha sonra da 1994 yılında krize yakalandım bir trader olarak. Kitapta bunları anlattım. Dolayısıyla şu anda bu detaylara girmeyeyim. Sizin hazırladığınız sorularda işte Türkiye'de borsa nasıl çalışır diye bir başlık var. Türkiye'deki borsa şeklen hepimizin bildiği gibi işte hepimizin bir şekilde kullandığı gibi muhtelif programlarla takip edilen bir şey var. Fakat şunu belirteyim. Bizdeki hisse senedi piyasası Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ları farklı olduğu için dünya borsalarına biraz farklı çalışmakta. Mesela vergiden şimdi temettü alırsanız belli bir rakamın üstünde temettü alırsanız öyle diyeyim. Galiba o 163 bin lira mıdır yıllık. Böyle bir rakam var. Gelir vergisi ödemek zorundasınız. Patronlar temettü dağıtmak yerine bedelsiz hisse senedi vererekten gelir vergisinden imtina edebiliyorlar. Bu vergi kaçırmak değil, muhasebe dilinde vergiden kaçınmak olarak tanımlanır. Dolayısıyla bizde böyle bir uygulama var. Dünya borsalarında böyle bir uygulama olduğunu hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla dinleyici arkadaşlara özellikle bu akşam beni dinlemeye gelen arkadaşlara tavsiyem şudur. Tahmin ediyorum belli bir ölçekte bir parayla birikimlerinizi borsada değerlendirmek isteyen arkadaşlar çoğunlukta bu arkadaşlarımız her ay düzenli olarak kendi seçtikleri belli kağıtlarda hisse senedi alımları yaparlarsa bunun 4-5 sene sonra bu kar topu gibi büyüyeceğini ve onlara belli bir seviyede destek olacak bir birikim haline geleceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Ben böyle bir temettücü olmadım. Çünkü birazcık bodoslama daldım. Ben hep trader oldum aslında. Temel analizime güvenerek seçtim kağıtları. Bu açıdan da özellikle dinleyici kardeşlerime tavsiyem temel analizi kendiniz yapabilecek seviyede de olsa birazcık anlıyor olmanız gerekiyor. Bir diğer konu da yine dinleyici arkadaşlara temel analiz açısından bir ipucu vermek istiyorum. Ben temel analiz yaparken firmanın bilançosuna bakarım. Öz kaynaklarla ödenmiş sermaye oranına bakarım. Bakın öz kaynaklar, diyelim ki öz kaynakları 1000 lira. Şirketin öz kaynakları 1000 lira. Şirketin ödenmiş sermayesi kaç lira? Diyelim ki 100 lira. Şimdi bu benim için bu iki kalem benim için diğer kalemlerin üstünde bir değere sahip. Niye bunu bu şekilde söylüyorum? Bu şirketin malı var, mülkü var demektir. Bu şuna benziyor. Bir tüccarla muhatap oluyorsunuz. Karşınızdaki tüccarın işte evi var, arabası var, yazlığı var, işanı var, şusu var, busu var ise bunlar öz kaynaktır. Ama karşınızdaki tüccarın sadece bir dükkanı varsa, o da kiraysa, anlatabiliyor muyum? Yani onu da sermaye olarak düşünün. Dolayısıyla öz kaynakları güçlü firmaları ben her zaman ayrı tuttum temel analizimde. Ayrı değer verdim. Fakat temel analiz yaparken de her zaman için yapmanız gereken tek şey temel analiz yaptığınız firmanın geçmiş yıllardaki temettü verimine bakmanız gerekiyor. Yani şirketin patronu ortaklarına nasıl davranıyor? Öyle patron var ki zırnık koklatmaz size. Ama öyle patron da var ki her sene kendi hisse senedinden almış yatırımcılara temettü verir. Bunu anlamak kolay. Son 5 yıllık faaliyetlerine bakarsınız. Aldığı kararlara, dağıttığı temettülere bakarsınız. Bunu rahatlıkla anlarsınız. Kaçarı göçeri olmayan bir şey. Dolayısıyla yeni başlayan arkadaşlarım buna çok dikkat etsinler. Çok çetrefilli bir olay değil. Seçtikleri kağıtların son 5 yılına baksınlar. Bir de karlarını nasıl elde ettiklerine baksınlar. Hani faiz gelirinden mi elde etmişler karı? Faaliyet gelirinden mi elde etmişler karı? Bu detaylar çok önemli. Faaliyet gelirlerinden elde etmişler ise elbette ki daha makbul bir kar o. Çünkü şirket iş yapıyor, satıyor ve para kazanıyor demektir. Bir de ben her zaman belki iyi, belki kötü benim için biraz idealist düşündüm. Mesela bankada iyi bir pozisyondayken ayrılmamın tek sebebi o yıllarda Turgut Özal'ın 32 sayılı kararı ve 17 sayılı kararı, yani Türk parasının kıymetini koruma kanunlarının kaldırmış olmasıdır. 1983 yılından önce cebinde 6 dolarla 5 dolarla yakalanan kişi 6 ay hapis yatıyordu. Bu kararların kalkmasından sonra rahmetli Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olmasının verdiği şeyle de Türkiye'nin ihracat yapması gerektiğini
savunan bir kafa yapısına sahipti. Bunun için de teşvikler vermeye başladı. Mesela 100 bin dolarlık tekstil ihraç ederseniz 30 bin dolar teşvik veriliyordu size. %30. Çok ciddi bir rakam bu. Yani siz 100 bin dolarlık bir mal ihraç etmişsiniz. Atıyorum %20 karınız var. %20, 100 bin dolar da 20 bin dolar eder. 20 bin dolar zaten siz yaptığınız işten para kazanıyorsunuz. Çünkü dışarıdaki piyasayla rekabet halindesiniz ve uygun fiyat vermek zorundasınız. Ancak siz 100 bin dolarlık malı gümrüğe teslim edip ihraç ettikten sonra o belgeleri getirip ihracat yaptığınızı ispat ettiğiniz takdirde 30 bin dolar da teşvik alıyordunuz. Yani 100 bin dolar da 50 bin dolar para kazanıyordunuz. Bu bana çok cazip geldi. Bankada iyi bir görevde olmama rağmen ben bir an önce ayrılayım, kendime bir dış ticaret şirketi kurayım ve ihracat yapayım. Bu düşünceyle, bu psikolojiyle bankadan ayrıldım. Ve kendime 3-4 sene bir firma kurdum. Ve dış ticaret, yani ihracat yaptım. Oradaki dış ticarette yanıldığım nokta şu oldu. Arap ülkelerinin dışına ihracat yapmayı başaramadım. Yani bir Avrupa ülkesinden bir iki firma tesadüf etmedi bana. Bunları niye söylüyorum? Hayat hepimiz için sürprizlerle dolu, tesadüflerle dolu. Fakat şu anda beni dinleyenler için konuşuyorum. Hangi işi yapıyor olursanız olun. Aydan aya ayıracağınız ufak rakamlarla da olsa 2000, 3000, 5000 mutlaka hisse senedine yatırım yapın. Bunu diğer şekliyle şöyle izah edeyim. Mesela Taksim'de The Marmara Oteli var. Halen var mı bilmiyorum. Ben 21 senedir Kanada'ya yerleştiğim için Taksim'e epeydir çıkmadım. Diyelim ki The Marmara'nın da hisse senedi var. Siz elinizdeki 10 bin lirayla gidip o The Marmara'nın hisse senedini alıp The Marmara'ya ortak olabiliyorsunuz. Paranız kadar nihayetinde. Ama normalde gidip o The Marmara'nın hiçbir şekilde ortağı olmanız mümkün değil. Dolayısıyla iyi araştırdığınız sektörlerde iyi firmaların hisse senetlerini mutlaka alın ve taşıyın. Zaman içerisinde portföyünüz kabardıkça zaten size kaşıntı gelecek. Kusura bakmayın, kaba bir ifade kullandım ama. Efendim, ben teknik analiz de öğreneyim. İşte şuradan satayım, buradan alayımlar başlayacak. Bu karımı maksimize edeyim diyeceksiniz. Bu çok doğal bir şey. Çok doğal bir şey. Yapabilirsiniz de. Ama bunun için zaman gerekli. O olgunluğa ermeden sakın ola ki bu sat allara, al satlara, trade'lere girmeyin. Çünkü moraliniz bozulacaktır. Bir diğer konu da temel analiz anlamında 3 aylık bilançolar ara bilançolardır. Denetimden geçmez. Yani denetim yoktur, pardon. Geçmez demeyeyim. Yani denetim yapılmıyor onlara. 6 aylık bilançolarda denetim vardır. 9 aylık bilançolarda da denetim yoktur. Bir de yıllık bilançolarda denetim vardır. Bir firma hakkında, bilançosu hakkında iyi araştırma yapmanın tek yolu 6 aylık ve yıllık bilançolarını, yani 2. çeyrek ve 4. çeyrek bilançolarını görmekten geçer. Ben 3 aylık bilançosunu gördüm, şöyleydi böyleydi, yok böyle bir şey. 9 aylık bilançosunu gördüm, şöyleydi, yok böyle bir şey. Ara bilançolara tav olmayın. 6 aylık ve 12 aylık bilançolardan şaşmayın.
Ben diğer bir konu şu var. Yeni başlayanlar için fon mu, hisse senedi mi? Ben hayatım boyunca fon almadım. Hisse senediyle çok erkenden tanışmış olmak olduğu için çok değerli fonlar olabilir. Bakın, fon almadım derken fon bilmiyorum. Çünkü banka fonları var, şunlar var, bunlar var. Bazen şöyle göz ucuyla bir bakıyorum. Ya ben Rabak hissesi alıp satarken yılda %100 kazanıyorum. Fonun getirisi %25, %35. Belki çok değerli bir fon vardır, onu bilmiyorum. Yani fon işin fon tarafına hiç yeltenmedim. Sakın yanlış anlamayın. Fonu karalıyor değilim. Fonu bilmiyorum. Bu kadar net. Bir diğer konu da şunu vurgulamak isterim. Biriktirdiğiniz paralarla hisse senedi alacaksanız eğer düzenli olarak her ay öncelikle ne tarz bir yatırımcı olduğunuza karar verin. Ve bunu lütfen yazılı olarak yapın. Bakın size fıkra gibi bir şey anlatacağım. İşte Yahudi Mois muhasebeciymiş. İşte her sabah bürosuna gelirmiş, kasasını açarmış. Orada bir kağıdı okurmuş, kapatırmış kasayı, güne başlarmış. Ya adam 20 sene, 30 sene, 40 sene her sabah geliyor, kasayı açıyor, oradaki kağıdı okuyor, kapatıyor. Şimdi gel olmuş git olmuş bizim Moiz ölmüş. Demişler ki ya bu her sabah neyi okuyordu acaba? Kasayı açmışlar. Basit bir not. Kasaya giren para borç, çıkan para alacaktır. Şunu anlatmak istiyorum. Siz de lütfen kendinizi iyi analiz edin. Ne yapmak istediğinizi bir kağıt parçasına yazın. Bilgisayarınızın sol üst köşesinde dursun. Bilgisayarınızı açtığınızda bir şey alacağınız zaman, satacağınız zaman mutlaka o notlarınızı okuyun. 20-30 seçenekli olması gerekmiyor. 3-5 seçenekli olsun yeter. Yani kendi hisse senedi piyasasında bulunma amacınızı belirten 3-5 tane başlığı yazın ve her gün o başlığı okuyarak Bismillah deyin, hisse senedine öyle bakın. Ya ben şunu yaparım, bunu yaparım. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. 3 ay durursunuz o sözünüzde, 6 ay durursunuz. Bir sene sonra bakarsınız ki bambaşka bir yere gelmişsiniz ve oraya nasıl geldiğinizi de bilmiyorsunuz. Kendinize göre, sizin için, sizin yatırım mantığınıza göre ne önemli ise 4-5 madde hakkı, şeklinde onları yazın, bilgisayarınızın ekranına yapıştırın. Çıkmayacak şekilde yapıştırın. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi gelen sorular içerisinde uzun vade şirket seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriterler nelerdir? Şimdi uzun vadeli şirket seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriter bana göre temel analizdir. Ben bugüne kadar kendimi trader olarak tanımlıyorum. Temel analizini yapmadığım hisse senedine girmek istemiyorum, bakmak istemiyorum. Çünkü temel analiz her şeydir. Firmanın gidişatı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Temel analiz yapabilmek için de bu işin okulunu bitirmeniz de gerekmiyor. Belli başlı kıstaslar var, kriterler var. Bunları internetten, oradan buradan okuyarak rahatlıkla
öğrenebilirsiniz. Ama orada da yine not alın. Temel analiz yaparken dikkat edilecek hususlar. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Dolayısıyla temel analizini yaptığınız ve kendi yaptığınız analizlerinize güvenin. Yani kendiniz bizzat ilgilenin, didikleyin. Çünkü bugün geldiğimiz noktada Matrix'te her türlü bilgi var. Veyahut da bilgisayarınızda aracı kurumun size sağladığı hizmetler arasında bilgiye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. Ben eskiden genel kurullara fiziki olarak katılırdım. Bu pandemi dolayısıyla genel kurullar sanal ortamdan yapılmaya başlamış. Yani ortağı olduğunuz 10 bin liralık, 20 bin liralık, 30 bin liralık hiç önemli değil. Hisse senedini taşıdığınız A şirketinin genel kuruluna katılma hakkınız var. Bu genel kurulları takip edin ve artık sanal ortamda çoklu işte bilgisayar vasıtasıyla genel kurullara katılım yapılıyormuş. Ben de bunu çok yeni öğrendim. Yani 1-2 hafta oluyor. Mutlaka katılın. Ve katılmadan önce notlar alın soracağınız soruları. Belki o genel kurula katıldığınızda belki bir başkası sizin soracağınız soruyu sorabilir veya soracaktır. En azından aldığınız notların yanına cevap olarak yazarsınız. Her katıldığınız genel kurulda genel müdüre veya muhasebe müdürüne şu soruyu sorun. Bundan 5 sene sonra şirketi hangi noktada görmek istiyorsunuz? Çok kritik bir sorudur. Niye kritik bir soru? Bir şirketin yöneticisi oraya başarı olmak için gelir. Ve bir şirketteki başarı da veyahut da şirketlerdeki başarı da 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda ortaya çıkmaz. Yani en hızlısı belki 3 yılda ortaya çıkar. Ama 5 yıl iyi bir süredir. Siz bu soruyu sorduğunuzda o insan memnuniyetle bu soruya cevap verecektir ve içindekileri dökecektir. İşte biz şu yatırımları yaptık, bunu yaptık, bunu bitirdik. İhracatımız şu anda %60 ama %80'e çıkacağız. İşte kapasitemiz, üretim kapasitemiz 100 bin ton ama 200 bin ton olacak. Şimdi bu bilgiler o kadar kıymetli bilgiler ki. Bu bilgileri bilanço dipnotlarıyla görmeniz, anlamanız mümkün değil. Bunları genel kurullarda, yapılan toplantılarda ilgili kişilere sorarak öğrenebilirsiniz. Şu da var. Bugün hakikaten her şirketin yetkilisinin telefonu da var, şusu da var, busu da var. Yani genel kurul haricinde o telefon numarasından arayıp bu bilgileri alabilir misiniz? Bu sorunun cevabını samimi olarak söyleyeyim, bilmiyorum. Yurt dışı olsa mutlaka alırsınız derim. Hatta sizi davet ederler, döküman da verirler. Ama Türkiye'de böyle bir uygulama var mı bilmiyorum. Şimdi bu 6. soruya da cevap vermiş oldum. Şirket ortaklığı, temettü emekliliği hakkındaki düşünceleriniz. Bir defa şöyle diyeyim ben bugünkü rakamlarla. Yani yılda atıyorum bir 50-60 bin lira koyarak bu işe başlayacaksanız eğer, kesinlikle temettü emekliliği yönünde ilerlemenizi tavsiye ederim. Ama 5-6 milyon TL koyabilecekseniz eğer, kendinizi farklı yetiştirin diyebilirim. Ama peşinde olduğunuz bu paranı ile temettü verimi yüksek firmalara yatırım yapıp daha sonra
Daha büyük gelir elde etmek ise yine aynı yolu izleyin. Mutlaka temel analizi yapın. Mutlaka son 5 yılda temettü verimi vermiş mi inceleyin. Çünkü hisse senedi piyasalarında patron çok önemli. Patronun niyeti çok önemli. Dolayısıyla herhangi bir patronun herhangi bir kağıdını almayın. İsim telaffuz etmiyorum burada. Kimse beni yanlış anlamasın. Koyduğunuz paranın karşılığını almak istiyorsanız seçici olmak zorundasınız. Vurguladığım tek nokta bu. BIST endeksi mi, şirket verileri mi önemlidir? Şimdi şu ana kadar BIST endeksinden bahsetmedik. Şirket verilerinden bahsettik. Dolayısıyla BIST endeksi, yani Borsa İstanbul'un endeksi hangi seviyede olursa olsun şirket verileri daha önemli. Bunun örneğini yakın zamanda gördük. En azından geçen seneye kadar bankacılık sektörü hiçbir şekilde hareketlenmiyordu. Grafikleri, şunları, bunları. Fakat ben kendimden örnek vereyim. Ben 2012'den beri Borsa İstanbul'la ilgili değilim. Yani hayatım boyunca Borsa İstanbul'la yani BIST'le ilgilendim, aldım, sattım, para kazandım ama 2012'de Forex piyasasına daldım. 1'e 100 kaldıraçla işlem yapmaya başladım. Ve oradaki kazancı daha iyi gördüm. Dolayısıyla Forex'e daldım. Fakat 23 Ekim 2021 tarihinde göz ucuyla takip ettiğim Borsa İstanbul'un değer analizi anlamında artık çoklu dip yaptığını gördüm. Ve Altın Vuruş isimli başlığı açtım. Yani borsanın artık X30'un açtığım zaman 1740 seviyesindeydi X30. Ve o günden bugüne bakıyorum nereye gelmişiz? Bugünkü kapanış XU30'da ne olmuş? Ona bakıyorum. Evet. 3229 puana gelmişiz. Şimdi arkadaşlar 3229 eksi 1740 puan eşittir 1489 puan yukarı çıkmışız. Şimdi ben X30 deyip duruyorum. Niye X30? X30 Borsa İstanbul'da yabancıların rahatlıkla girip çıktığı belli bir derinliği olan, belli bir sermaye yapısı olan şirketlerin bulunduğu bir gruptur. Yani X30 şöyle diyeyim ben Süper Lig'dir. Yani yabancılar Borsa İstanbul'da kağıt almaya başladıkları zaman seçeceği kriterleri taşıyan X30 kağıtlarıdır genelde. Onu da kendileri elimine ederler. Ki onu ben de yapıyorum. 30 kağıdın 30 ile bilen ilgilenmiyorum. Sektör olarak ayırıyorum. İşte başka kriterlerim var. Bunu da 5'e, 6'ya, 7'ye düşürüyorum. Ben 2012'de Borsa İstanbul'u bıraktığım zamana kadar ağırlıklı olarak yüklü işlemlerimi bankacılık sektöründe yaptım. İşçe'de, yapı kredide, garantide. Çok nadir Akbank'a girdim çıktım. Bazı kardeşlerimiz inançları gereği bankacılık sektöründen uzak durabiliyorlar. Saygı duyarım. Fakat eğer böyle bir kriteriniz yoksa
Ocak ayının başında ilan edilen kur korumalı mevduattan dolayı bankacılık sektörünün çok ciddi kar yazdığını 6 aylık bilançolara geldiğinde gördük. Geçen seneki argümanım benim şuydu, geçen sene için konuşuyorum, 2021 senesi için konuşuyorum. Twitter'da yine arada bir yazardım. Türkiye'deki bankalar bedelli sermaye artırımı yapmak zorundalar. Argümanım buydu, 2021 yılı için. Akbank yaptı, Garanti Bankası yaptı. Yani pek çok banka, Yapı Kredi Bankası yaptı. Çok muhafazakar bir politika izleyen İş Bankası yapmadı. Çünkü İş Bankası'nın çok enteresan bir şeyi var. Ben yıllardır takip ederim. Çok alıp sattım. İnanılmaz muhafazakardır. Çok ciddi karşılıklar ayırırlar. Dolayısıyla öz kaynakları da çok ciddi güçlüdür İş Bankası'nın. Dolayısıyla İş Bankası'nın haricindeki hemen bütün bankalar bedelli sermaye artırımı yaptılar. İş Bankası da zaten o öz kaynaklarındaki o güçlü parayı bu sene bedelsiz sermaye artırımıyla ortaklarına dağıttı. Dolayısıyla piyasa nasıl okunmalıdır? Yani piyasayı sektörel bazda okuyayım öncelikle. Nasıl okuyacağım sektörel bazda? Ya arkadaşım, biz Türkiye olarak ihracat yapmak zorundayız. İhracat yapan bir firmanın ürettiği mallarını %70'ini, %80'ini ihraç ediyorsa eğer, bu başarılı bir firmadır. Ancak ürettiği malların içerisindeki ithalatın, yani ithal maddelerin oranı nedir? Şimdi %80'ini ihraç eden bir firma düşünün, bir fabrika düşünün. %60'ını, yani ürettiği malın %60'ını da ithal etsin. Şimdi bir dakika, burada dur. Yani ithal ediyor, 60 lira ithalata veriyor. 80 lirada ihracattan geliyor. Ne oldu bu iş? Yani bir firmayı incelerken ürettiği malın ithalat oranına da çok dikkat edin diye tavsiye edeceğim. Ürettiği malın ithalat oranı düşük olanını tercih edin demeye getiriyorum. Bu da bir başka kriterdir. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Arada şey de bir sorsam hocam, ayıp olmazsa. Tabii ki. Şimdi dün de yaşadık. Çok sert bir düşüş oldu ve tekrar geri geldi. Piyasada genelde her ne kadar üstatlar bunları yakalayabilse de biz yakalayamıyoruz. Bunları böyle önceden Yok, ben de anlayabileceğimiz yakalayamıyorum. ya işte piyasanın bir havasını koklama durumu vardır. Veya dünden önceden veya bir hafta önceden bunun izlenimlerini vermiş midir? Yani insanlar nerelere bakmalı hocam böyle şeyleri bulabilmek için? Şimdi o dünkü sert düşüşü ben de bilmiyordum, bulamadım. Yalnız her hafta sonu mesajlar, yani grafikler var. Karikatür koymuşum adını. Bir takım çizimler koyuyorum. Geçen haftaya sonuna kadar çıkış öngördüm. Bu haftadan başlamak üzere de bu haftadan başlamak bir düzeltme öngörüm var benim. Ha, diyeceksiniz ki abi ya, uçuyoruz, ne düzeltmesi? Bugün çarşambaydı. Daha yarın perşembe, öbür gün cuma. Daha 48 saat var. Bir borsa için, bir para piyasaları için 48 saat ciddi bir zaman dilimidir. Bir de ben grafiklerime haftalık bakarım. Yani henüz hafta bitmedi. İlla bir düşüş yaşayacağız anlamında almayın bunu. Düzeltmelerin
teknik analize giriyor bu detay birazcık da. Belli bir oranda geri alınması çıkışın sıhhati açısından çok iyidir. Yani sürekli çıkan piyasalar aslında iyi değildir. Dolayısıyla tehlikelidir o piyasalar. Çünkü sürekli çıkışın düşüşü de çok sert olabilir veya düzeltmesi de çok sert olabilir. Bu bizlerin arzu ettiği bir durum değil. Teknik analist olarak ben de bunu arzu etmem. Ama bugün gördük, bunu geçtiğimiz haftalarda da yazdım. Kur korumalı mevduat nedeniyle bankalar dizginleri ellerine alacaklar ve piyasayı sürükleyecekler diye. Hakikaten de bugün Garanti Bankası tavan, Şeker Bank tavan, İş Bankası C tavan kapattılar. Yani bankaların önderliğinde bir tavan serisi yaşadık. Bu tavan serisi ne anlama geliyor? Bir trader olarak yarın da tavana gideceğiz anlamı çıkarmıyorum ben. Bir trader olarak şunu düşünürüm. Kağıdı yukarı çekerek satarsınız, aşağı basarak toplarsınız. Yani bugün tavan olmuş bu kağıtlar yarın nasıl açacak, yarın akşam nasıl kapatacak veya haftayı nasıl kapatacak? Bunu görmemiz lazım. Bir trader olarak ben de bunları izliyor olacağım. Yani bir düzeltme yaşamamız gerekiyor. Zaten bu altın vuruş başlığını açtığım zaman hedefim 3300-3500 dolaylarıydı. Ben bunu yıl sonuna doğru bekliyorum. Yani daha önce vurur muyuz oraları? Vurabiliriz. Çünkü sağdan soldan duyuyorum. Yabancı para da gelmeye başlamış. Veyahut da yabancılar da ilgi duymaya başlamış. Ki yabancıların geleceği kağıtlar bellidir. Sıl kağıtlarla asla uğraşmazlar onlar. Kolaylıkla girip çıkacakları kağıtlarla uğraşırlar. Dışarıdan bir yabancı yatırımcı girişi varsa eğer, taze para girişi varsa 3300-3500 bandını daha kısa vadede yakalama imkanına sahip olacağız. Bilmiyorum, Mustafa sorunuza abi, cevap verebildi mi? Evet. Şöyle bir şey daha sorayım abi. Tabii son dönemlerde artık Kıvanç abi de sohbeti ağırladığımızda o da söylemişti. Artık robotlar her halükarda sistemin içine girdiler. Artık hani Matrix'e dönmedik belki. Tamamen kafalarına göre takılmıyorlar ama işlemlere başladıkları zaman da hiç acımaları yok abi, biliyorsun. Aşağı yukarı vuruyorlar. Aynen öyle. Yani. Şimdi doğru. Dolayısıyla mesela sert düşüşler artık öyle bir hale geldi ki, yani ben arkadaşlara şöyle söylüyorum, hiç hareket etmeyin diyorum. Kapatın ekranı. Niye? Çünkü bir şey yapma şansın yok. O kadar hızlı gidiyor ki bir anda çakıyor aşağı, bir anda devre kestiriyor veya bir anda çakıyor yukarı. Ne alabiliyorsun, ne satabiliyorsun. Sabit kalmak daha doğru geliyor. Yaptığımız işlemlere baktığımızda genelde sabit kaldığımızda hep kazanmış olduk. Şunu merak ediyorum abi ben, sen tecrübelerine binaen eski dönemlerde böyle şeyler yoktu. Yeni dönemlerde evet, yoktu. Robotların bu çok hızlı hareketleri artık kontrolü tamamen takip edilemez hale getirdim abi. Evet, grafikte bir destek, bir direnç görüyoruz. Fakat öyle bir kırıyor ki ne alttaki kalıyor ne üstteki kalıyor abi. Bu işimizi çok mu zorlattırıyor sizin için? Hani biz uzun vadede çok fark etmiyor, alıp geçiyoruz ama sizler için hem analiz anlamında hem de piyasanın bu sert hareketleri anlamında abi, bu robotlar işi çok bozuyorlar mı? Ne düşünüyorsun? Şimdi robotlar işini hangi vadede bozuyor? 60 dakikalık da bozar. 4 saatlik de bozar. Sizin baktığınız, yani bir trader olarak teknik analiz bakıyorsanız eğer, oradaki hangi zaman diliminde bakıyorsanız, kısa vadeli zaman dilimlerinde 15 dakikalıkta, 60 dakikalıkta bakıyorsanız zaten onu bozar. Fakat orta ve uzun vadede günlük, haftalık grafiklerde bunu bozamaz. Bozmaz. Benim 21 yıldır işte Kanada'ya göç ettikten sonra bu sefer de can sıkıntısı başladı. Çünkü burada aracı kurum şube sahibiyken 450 müşteriyle
Haşır neşirdim. Sabah 7, gece 12 telefonum durmazdı. İşte sabahleyin açarlardı. Abi bugün ne olacak? Akşamleyin işte birisi bir yerde bir bomba mı atmış veya bir şey mi olmuş? Her neyse bugün yaşadıklarımız gibi. Abi yarın ne oluruz? Ya kardeşim %50 düşeriz, %50 çıkarız. Yani bu sorularla ben çok muhatap oldum. Bıkmış broker takma ismini de bu yüzden aldım. Dolayısıyla ben bu robotların orta ve uzun vadede teknik analizi veya fiyatları şekillendirdiğini, pardon, kısa vadede şekillendirdiğini ama orta ve uzun vadede o kadar etkili olmadıklarını düşünmekteyim. Bir ülkenin ekonomisi, bir ülkenin gidişatı, siyasi ve diğer konular daha etkindir. Mesela niye diyoruz ki temettü veren hisseleri takip edin? Çünkü bugün gelinen noktada ev fiyatları uçmuş vaziyette, araba fiyatları uçmuş vaziyette. Elinizdeki 3-5 kuruşla ne alabilirsiniz? Alabileceğiniz en ucuz şey hisse senedidir. Ben 23 Ekim 2021 tarihinde altın vuruş başlığını açtığım zaman bu argümanı savunarak açtım. Ve 21 yıldır kullandığım bir slogan var. Tekniğe inanma, tekniksiz kalma. Yani teknik yol gösteren, iyi analizi yapılan teknik analiz, yani düzgün yapılabilen teknik analiz sizin ufkunuzu açar. Tabii ki ayda belli bir rakamla ufak ufak hisse senedi almaya başlamış kişiler için bu çok erken bir söylem. Hemen vay bu teknik analiz neymiş, ben bu teknik analize soyunayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu zamanla oluşacak bir şey. Heveslenmeyin derim. Ama zaten grafiklerime ben hep euro olarak bakıyorum. Yani bir yabancı gözüyle piyasayı takip etmeye çalışıyorum. Geldiğimiz noktada Aralık ayından başlamak üzere, Aralık ayının son haftalarından başlamak üzere çok ciddi artışlar görüldü. Amerikan doları ve Euro'da. Bunun muhtelif sebepleri izah edildi yetkililerce. Çin modeline geçiyoruz. İhracatımız artacak. Şu bu şekilde ifadelerle bu açıklandı. Fakat gerek Euro'nun gerek Amerikan dolarının Türk lirası karşısında bu derece değer kazanması neticesinde en ucuz kalan piyasada bizim borsamız oldu. Dolayısıyla 3300-3500 seviyelerinden sonra bir düzeltme yaşayacağız. Makul bir düzeltme. Ondan sonra tekrar bu çıkışın devam edeceğini düşünmekteyim. Hocam tam bu Evet. noktada Euro'yu da söylemişken çok güzel bir soru var, onu da sorayım. Siz piyasalara Euro olarak bakıyorsunuz. Kimi dolar olarak bakıyor. İşte kimi kuvvet dinarı olarak bakıyor. Kimisi işte geçen sene en çok hangi metal kazandırdıysa ondan fiyatlıyor. Kimi enflasyonla fiyatlıyor. Herkes kendi bakış açısından piyasayı bir şeyle fiyatlıyor. Burada sizin profesyonel olarak bakış açınız öğrenmek istiyorum. Burada insanlar neye göre bakmalı? Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Bu tabii ki işini profesyonel yapan insanlar için önemli olabilir. Bizim için çok önemli değil. Bize enflasyon üstünde bir miktar kazanç elde ettik mi? Çünkü uzun vade yatırımda biz şunu biliyoruz ki bizim temettü yatırımlarında para kazanma süremiz 3 yılın üzerinde. Ve bu 3 yıl boyunca da istediğimiz şey borsanın sürekli düşmesi ve bizim daha çok lot toplamamız. Bu süre zarfında çok da enflasyonu yenmek, dolara, euroya yenmek gibi düşüncemiz yok. Ondan sonraki yıllarda yeneceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla burada bir şeyi baz almadan, bir şeyle eşleştirme yapmadan sadece biriktirmeye odaklanıyoruz. Fakat bu yolculukta işte bir sene, 2 sene biriktirmiş arkadaşlara en çok şöyle saldırıyorlar. İşte doları yenemedin, euro seni ikiye katlamış, işte Papua Yeni Gine'sinden daha az kazanmışsın vesaire hocam.
O yüzden soruyorum. Burada profesyonel olarak traderların belki veya bu işi profesyonel yapan fon yöneticilerinin dolarla, euro ile veya başka bir şeyle kıyaslaması makul olabilir, doğru olabilir. Hani o tarafı siz daha iyi biliyorsunuz ama bizim gibi uzun vadeli temettü yatırımcılarının ille de bir şeyle kıyaslaması, bir şeye göre başarılı olması gerekiyor mu hocam? Şimdi Twitter aleminde değer analizi yapan arkadaşlar da var. Değer analizi açısından olaya bakmak lazım. Yani bu firmalarımızın bir şekilde kendi sahalarında üretim yapan, ihracat yapan firmalarımızın değerlerini tabii ki bu farklı bir detay. Değer analizi anlamında düşünürsek eğer o açıdan da ucuzuz biz. Ben öyle izah edeyim. Değer analizi nedir? Açın bakın, onun pek çok detayı var. Hakikaten borsamızda şimdi geldiğimiz noktaya Türk lirası olarak baktığınız zaman böyle dimdik yukarı giden bir grafik göreceksiniz. Ama yani bir değer analizi yapmaya kalktığınız zaman tabii ki bunu da bir yabancı para birimi veya şeyle yaptığınız takdirde borsamızın ciddi ucuz seviyelerde olduğunu görmek mümkün. Şu var. Aniden artan kurlar karşısında evet ne kazanırsan kazan kurun gerisindesin kısa vadede. Bu doğru. Başka bir soru var mıydı? Var hocam, buradan devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Sorudan bol bir şey yok hocam. Şimdi kitabınızı yazmaya nasıl karar verdiniz? Hocam bu Kısaca önemli. okuyun. Şöyle önemli. Tecrübeniz çok fazla. Hani ben daha önce de 2-3 sohbetinizde bulundum. Özellikle dinledim sizi. Sohbete çağırmadan önce de konuklarımı bir araştırıyorum ben. Hakikaten hani 3 gün konuşsak anlatacak konunuz var. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bunlardan bir kitap değil, 2-3 kitap daha çıkar. Büyük ihtimalle. Belki de yazmayı planlıyorsunuzdur. Hem onu soracağım. Bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz diye. Ama ismi nereden aklınıza geldi hocam? Yani farklı bir bakış açısı, dikkat çeken bir bakış ve bizim de en çok söylediğimiz şey, ben de çünkü hayat felsefemde önce kaybetmemek var. Yani çok kazanmak, 3'e 5'e katlamak değil, kaybetmemek. Çünkü kaybetmediğimiz zaman suyun üstünde kalırız, batmayız. Batmadığımız sürece de problem yok. Bir şekilde kıyıya çıkarız diye düşünüyorum hep. Sizin de kitabın ismi çok anlamlı. İsmi nereden Şimdi geldi? İçerinde neler var hocam? Ve nasıl çıktı bu ortaya? Nereden karar verdiniz yazmaya hocam? Bize de örnek olsun. Çünkü ben de bir kitap yazmayı planlıyorum. Ufak ufak da başladım ama tabii hakikaten zor bir işmiş hocam. Onu da söyleyeyim bu arada. evet. Şimdi şöyle diyeyim ben. Kanada'ya taşındıktan sonra ben o zaman Google falan yok işte ya yani bir şekilde nereden bulduysam Hissenet diye bir forum buldum. İşte o zaman 150-200 belki de 300 kişi üye. İşte üyeler grafik koyuyorlar, işte yazıyorlar, çiziyorlar. Burası destek, burası direnç, işte şu oldu, bu oldu. Ya baktım ki orada yazan, çizen arkadaşlar işte bir program almışlar. İşte Metastock çok meşhur bir programdı ki halen ben de onu kullanırım. Halen de kullanırım. Sevdiğim yönleri var çünkü. Bir sene okudum. Bir sene sonra başladım o yazan kişilere cevap yazmaya. Ya arkadaşım bak sen şöyle bir grafik koymuşsun ama bu grafiğe bir de şöyle bak şeklinde eleştirilerde başladım. Bu tabii ki grafik koyan kişilerin hoşuna gitmedi. İş iddiaya bindi. Sonuçta dedim ki tamam 6 ay sonra bakalım senin grafik mi çalışmış, benim grafik mi çalışmış. Sonradan geldiğimiz noktada benim grafiğimin çalıştığı ortaya çıkınca popüler olmaya başladım. Popüler olmaya başlayınca da şimdi ismini vereceğim Nüvit Topaloğlu diş hekimidir. Malatyalıdır o da.
O da eski bir borsacıdır. Eski bir aracı kurum sahibidir. Bir başlık açmış. Para nasıl kaybedilir? Şimdi orada ilk yazısında da işte şu şu şunu dedi, bu bunu dedi, teknikçi şöyle dedi, temelci böyle dedi. Bir kinayeli bir yazı yazmış. Ben de altına döşendim kendi düşüncelerimi. O bana cevap yazdı. Ben ona cevap yazdım. Benim nikim Babo, onunki Baba. İşte biz Baba ile Babo yazışmaya başladık, atışmaya başladık tatlı tatlı. Derken ben bir gün mesaj attım. Abi dedim ya sizinle bir tanışalım. Kimsiniz, nesiniz? Gerçekten de Türkiye'ye geldiğimde tanıştık, buluştuk. Hemşerim çıktı. Bir de babamın yanında, benim rahmetli babam da diş hekimiydi, staj yaptığını öğrendim. Tamamen tesadüf. Ve o forum iki defa çöktü. O forumda yazmış olduğumuz bu para nasıl kaybedilir notlarını 300-400 sayfa, belki 500 sayfa olmuştur. Tabii ki arada başka kişiler de yorum yaptılar. Ciddi güzel yorum yapanlar da oldu. Abuk subuk tiye alanlar da oldu. Ve ortaya bir anılar dizisi çıktı. Daha sonra ben işte hepimiz nihayetinde toprak olup gideceğiz. Bu tecrübelerimi bir kitap haline getirmeyi düşündüm ve karar verdim. Bunun için bir editör arayışına girdim. Nihayetinde yine Twitter'dan tavsiye edilen kişilerle irtibata geçtim. Ve sonuçta o editörler vasıtasıyla herkesin anlayabileceği dilde olmasına dikkat ederekten o anılarımı derdest edip kitap haline getirdim. Bu çalışma 6 ay sürdü. Yani kolay olmadı. Hazır doneler olmasına rağmen. Çünkü oturup çok eskilere dönüp yaşanmışlıkları anlatmak bir mesai gerektiriyor. Ben o mesainin çoğunu zaten vermiştim. Onları derdest edip rötuş yapmak 6 ayımızı aldı. Ve bu kitap ortaya çıktı. Bu kitapta okuyucunun bulacağı şeyler hisse senedi piyasasına bakış açısıdır. Hisse senedi piyasasında nelerin para kaybettireceğini anlattım. Ve arkasından o topiği, o başlığı açan Nüvit Topaloğlu abimize dedim ki ben bir kitap yazarsam Para Nasıl Kaybedilir ismini koymak istiyorum. Çünkü o başlığı o açmıştı. O da bana dedi ki tabii ki kullanabilirsin Mustafa. Zaten kitabımda ön sözünde bir yerde de ona teşekkür ediyorum. Çünkü bir düşündüm bugün para piyasalarında yani Türkiye'de herkes para nasıl kazanılır yazıyor. Ya biri de çıksın para nasıl kaybedilir? Burada bir hiciv var. Bunları yaparsan kaybedersin koçum diyor. Mesaj bu. Aslında bunları yapma, işte o zaman kazanırsını anlatıyor. Dolayısıyla kolay okunabilir bir kitap olduğunu düşünmekteyim. Geri dönüşler hep bu şekilde oldu. Yine başka bir borsacı kardeşimin yazdığı şiirlerle de güzel destekledik. Esprili bir şey oldu. Durum bu. Hocam çok da değmeye geliyor. Hani kitabınız nerede satılıyor, nereden alınabilir? Sayfasında paylaşırsa hocamız demişler, oradan sipariş verelim demişler hocam. Mümkünse öyle bir şey sayfanızda paylaşırsanız almak isteyen arkadaşlar için de link olsun. Tabii ki elbette D&R'da ve internette her yerde satılıyor. Para nasıl kaybedilir diye ben yine yazarım. Hatta yurt dışına gönderen bir şey de var, kitapçı da var. Avrupa'dan da siparişleri oraya gidiyor.
Tamamdır hocam, inşallah arkadaşlar oradan faydalansınlar. Şimdi geldik hocam gecenin sorusuna. Altın bu iş nedir hocam? Nereden çıktı? Bize ne anlatıyor? Bizi kurtarabilir mi hocam? Bizde bir altın. Çünkü biliyorsunuz gençlikte hep böyle bir üzülerek tabii bunu anlatıyor. Bitcoin'e gidip orada hemen bir 15'e 20'ye katlayayım. Hayatımı kurtarayım sevdası ne yazık ki var. Hani bunun yavaş yavaş olduğunu, çok hızlı bir şekilde zengin olunamayacağını, İşte bir iki örnek ortaya çıktığında herkes onlara örnek verir. Hani 50 bin kişiden iki kişi başarmış bunu, onu anlatıyoruz. 48 bin kişi kaybetmiş, belki binlerce kişi intihar etmiş, kimse onları konuşmuyor. Ne yazık ki hocam, başarılar hep ön planda tutuluyor. Burada hocam, altın vuruş nedir, bize ne verir? Burada nelere dikkat etmeliyiz? Bundan faydalanmak isteyen arkadaşlar için. Teşekkür ederim. Bu güzel bir soru. En azından açıklama imkanı veren bir soru bana. Ben altın vuruş başlıklarını 2008 yılından beri açıyorum. Yani bugün 2022 yılındayız. Demek ki 14 senedir altın vuruş topiği açarım. Benim altın vuruşdan kastım, biliyorsunuz altın vuruş eroinmanların artık damarlarına eroin enjekte ederken kendilerine az gelmesinin neticesinde o miktarın belli bir dozun üstüne çıkıp damarlarına işte o uyuşturucuyu enjekte ettikten sonra bir daha uyanmamak üzere ölüme gitmeleridir. Ben bunu ters çevirdim. Grafiklerle en dipten, bakın en dipten kağıt almaya çevirdim. 2008 yılında birinci altın vuruşumu açtığım zaman endeks 20 bindi. Pek çok teknik analist, bunu Elliot'çular dahil, endeksi 10 bin, hatta 6 bin bekliyorlardı. Kitabımda da bu grafikler var. Örnek olarak koydum. 2008'deki birinci altın vuruşu açtığım zaman buralar diptir. Buradan alan kişi altın vuruşu yapacaktır. Yani kazancını maksimize edecektir diye yazdım. Ve o dönemde Garanti Bankası'nı 1 lira 67 kuruştan alacağımı da söyledim. Ve aldım da. Garanti Bankası hisse senedi 1 lira 66 kuruşu görmedi. Daha sonra işte satacağım rakamı da yazdım. Ben o rakama çok yakın bir fiyattan da sattım. Altın vuruş bu. Ben hayatımda, borsadaki hayatımda çok iyi dipler yakaladım. Yani 100 işlemimden 95 tane dip yakaladım. Tepe hayatım boyunca yakalayamadım. Diğer 5 işlemim de tepeye yakındır. Tepeyi yakalayamıyorum. Böyle bir özelliğim yok. Dolayısıyla bütün altın vuruşlarım burası diptir anlamında. 23 Ekim 2021'de de açtığım zaman şu anki sabit mesajımda da her hafta koyuyorum. 2017'de 3.25 euro cent olan borsamız daha sonra 2021 yılında 1.25 cent'te euro cent'te, Amerikan doları değil, 1.25 euro cent'te üçlü dip yaptı. Şimdi teknik analize göre bir dip, işte iki dip, dur bir dakika, bir şeyler oluyor demektir. Üçlü dip ise gerçekten burası dip demektir. Ben üçlü dipte dibi yakaladım ve altın vuruş topiğini açtım. Dolayısıyla altın vuruş topikleri hep bu şekilde açılmıştır bugüne kadar. Ve şu var, altın vuruş topiğini açtıktan sonra
herkes öldük bittik mahvolduk dediği dönemlerde açmışımdır. Ben altın vuruş topuğunu açtıktan sonra piyasa yukarı döndükten sonra pek çok höstat artık yönümüz yukarı demeye başlamışlardır 5-6 ay sonra. Şimdi Ekim 23 Ekim'de açtığıma göre 6 ay sonra ne diyor? Nisan ayında, bu sene Nisan ayında da höstatlar başladılar yukarı gidiyoruz demeye. En çok eleştiri aldığım nokta şu. Hocam diyorlar sen dibi buldun, tepeyi niye bize söylemiyorsun? Ya kardeşim marifet dibi bulmakta. Ben tepeyi söylediğim zaman sen bana inanmayacaksın ki. Ve inanmıyorsun da. Ben bunu aracı kurum şube sahibiyken müşterilerimde gördüm. Adama en dipten kağıt aldırıyorum. Kağıt geliyor belli bir seviyeye. Ya artık sat diyorum. Bu tam tersine gidiyor karısının bileziklerini satıyor. Arabayı satıyor, evi satıyor. En tepeden full mala giriyor. Ya Allah aşkına yapma kardeşim. Etme tutma bu. Yani şu kağıdın tepesi artık buradan dönecek. Kaç tane müşterimi cebine taksi parası koyarak gönderdim. Dolayısıyla altın vuruşun sonuna doğru bende artık iyicene suskunluk başlar. Sadece iki tane grafik atarım. Dönüşü işaret ederim. Anlayan teknik analizci anlar onu. Anlamayan da zaten evi de satar, arabayı da satar. Karısının bileziklerini de satar. Gelir oradan mal alır. Dolayısıyla yapabileceğim bir şey yok. Peki hocam, şu anlamda soruyorum bunu. Şimdi pek çok arkadaş bunu dinledikten sonra, bizde öyle bir şey var çünkü dinledikten sonra hemen bir uygulamaya gideriz. Uygulamak isteyenler olacaktır. Bu şirket özelinde yapılabilecek bir şeydir büyük ihtimalle. Burada her şirketin kendi özelinde dikkat etmemiz gereken kriterler mi olacak, yoksa grafikte yine üçlü bir dip gördüğünde burası da diyebilir mi arkadaşlar? Yani şu anlamda soruyorum. Bazen resimlere bakıp sizin gördüğünüzün, mesela siz aslında bir yükseliş görürken başka bir grafiğe baktığında düşüş görebiliyor. Bir oboyu bile bakıyorsunuz 50 kişi farklı yorumluyor hocam. Böyle bir ortamda bakan arkadaşlar bunu nasıl anlayabilir? Bir ipucu var mıdır bununla ilgili paylaşabileceğiniz? Şimdi şöyle diyeyim ben. Teknik analize başladı 92, işte 2002-2012, yani 30 yıllık tecrübeyi iki cümlede özetleyemem. Yani teknik analiz olarak. Ama şunu söyleyebilirim. Ben teknik analizi yanına yanına öğrendim. Kimse bana tek kelime öğretmedi. Çizgi çekmeyi bile bilmeyen teknik analistler var. Şu an ama iyi ki öyle olmuş hocam bence. Çünkü evet. Sesiniz gitti. Gelmiyor ses. Turgut Hocam'ın sesi gelene kadar ben devam edeyim hocam. İyi ki öyle olmuş dedi Turgut Hocam. Oradan devam edebilirsiniz. Evet, iyi ki öyle olmuş. Şimdi şöyle diyeyim ben. Teknik analize de yok harmonik çıktı, yok 50'otçular ayrı bir şey. Yani teknik analiz dediğin zaman burada da bir kategori silsilesi var. Ben teknik analizde şunu savunuyorum. Size hangi sistem para kazandırıyorsa en iyi sistem odur. Size hangi sistemin para kazandırdığını da deneme yanılma metoduyla öğreneceksiniz. Tek yol budur. Yani bazı şeyler, yani bu iş nasıl diyeyim ben, hani mutfağa girdiniz, bir meze yapıyorsunuz. Kiminin yaptığı meze çok çok güzel olur, kiminin yaptığı meze ehimsidir. Yani bunun gibi bir şey. Teknik analiz bir tecrübe işidir. Ben teknik analize baktığım zaman kullandığım indikatörler bunları bir göstersem diyeceksiniz ki ya bu adam ne? Bu çorba gibi bir şey yapmış. Onların hepsini siliyorum. Neticeyi yazıyorum.
Yani teknik analiz yolunda kendi geliştirdiğim özel metotlar var. Zaten bunun tek doğrusu olmaz değil mi hocam? Kişiye göre parmak izi gibi bir şey bence bu. Hayır, doğru yapılan teknik analizde doğru da tektir. Yani şey olarak söyleyeyim ben, doğru tektir derken 3 aşağı 5 yukarı şablon gibi oturur. İyi teknik analiz yapanların analizleri şablon gibi oturur. Yani şöyle diyebilir miyiz Şaşmaz yani. hocam? 10 kişi analiz yapsa, doğru analizci 10 kişi yapsa 8'i 9'u tutar mı diyoruz o zaman? Şablon gibi birbirinin üstüne oturur, evet. Anladım. Çünkü bizim piyasada öyle bir garip ortam var ki hocam 10 kişi yapıyor. Orada başka sonuç oluyor yani. Ya o şimdi bakın Twitter alemini ben okumamaya çalışıyorum. Çünkü Twitter'da bir diyopçu kesim var. Şimdi adam longluyor, 30 puan alıyor, 1'e 10 kaldıraçla para kazandım diyor. Arkasından shortluyor, 40 puan daha alıyor, 70 puan alıyor. 70 puanı yani 1'e 10 kaldıraçla tabii ki yani 100 şey mi alıyor, 1000 şeyle mi açıyor Viyop'ta pozisyon, onu da bilemiyorsun. 60-70 puan aldığı zaman çok ciddi para yapar, doğru. Yani bu, ben de Forex'te yapıyorum bunu. Ben Viyopçu değilim. Dolayısıyla Viyopçu olmadığım için de benim yaptığım, koyduğum grafikler Viyop'a uygun değil. Siz Viyopçuysanız benim grafiklerime hiç bakmayın. Çünkü sizin için bir şey ifade etmiyor. Ben orta ve uzun vadede bakarım grafiklerime. Hisse senedi anlamında bakarım. Ama geldiğimiz noktada maalesef o kadar çok enstrüman var ki artık hisse senedi piyasasında. Varant mı var dersin, yok dersin. Viyop mu var dersin, yok dersin. Yani 50 bin tane şey var. Adam hisse senedi alıyor. Diğer taraftan Viyop'ta da shortlayabiliyor. Efendim ben kendimi hedge ettim. Yani bana hitap etmiyor bunlar. Bunu şundan soruyorum Mustafa abi. Ben şimdi genelde profesyonel olan sizin gibi, sizi de gerçi küstürmüşler. Ben hissenetteki paylaşımlara da baktım. Toplumumuz başarılı insanı, atıyorum herkes için geçerli bu. Mesela benim hiçbir vasfım yok. Cahil bir adamım, bana bile yapıyorlar mesela. Ulan ben de bir şey yok diyorum adam. O beni de beğenmiyor yani adam. Mesela Kıvanç abi bile adamları eleştiriyorlar ki bizi her türlü ezerler diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum Evet. yıllarınızı bu işe vermişsiniz. Gerçekten çok seveniniz, takdir ediniz, beğeniniz var. Bu araştırma sürecinde bunu gördüm. Mesela yakın arkadaşlarla falan görüştüm. Müthiş anlatıyorlar size. Ama bakıyoruz mesela sohbete başlarken 15 bin küsür takipçiniz vardı. Şu anda işte 16 bin küsürü geçti. Şimdi baktığım zaman sizin mesela 500 bin 600 bin olmanız lazım. Ama 500-600 bin olan adama bakıyoruz. 10 grafiğinin 9'u tutmuyor. Şimdi bu tezatı da çözemiyoruz biz. Şimdi bu benim ikinci hesabım. Ben çok kalabalık oldum mu bunu da kapatırım. Yok diğer hocalarımız mesela diğer duayenleri de çağırıyoruz hocam. Profesyonel geliyor mesela 20 bin takipçisi var. Etmiyorlar adamı takip. Niye? İşte net bilgiler veriyor. Birazcık da böyle şov görüldüğü olduğu zaman dikkat çekiyor piyasada. Bu da işte teknik analizi bozuyor. Ben mesela piyasada şuna inanıyorum. Teknik analiz, temel analiz, takas analizi üçünü bir arada kullanabiliriz. Bunları bence bölmemeliyiz de. Ufak ufak öğrenip üçünü de uygulayabilmeliyiz. Ama ya temeli bölüyoruz, ayırıyoruz, tekniği gömüyorlar. Ya tekniği övüyorlar, temeli gömüyorlar. Takasa hiç bakmıyorlar bile. Veya işte alttan iki çizgi çekiyorlar, üçten iki çizgiyle birleştiriyorlar. Ulan bu çizgi zaten mesela şey çok komik oluyor hocam. İşte 65'i kırarsa diyor 66'ya gider diyor. Ya 65'i kırarsa nereye gidecek 66'ya? Ya ben cahil bir adamım yani. Ya 65'i kırınca 66'ya gidecek zaten yani. Bunun için bir eğitime gerek yok yani. O anlamda söylüyorum hocam. Neden profesyonel insanlar çok böyle takdir görüp takip edilmezken şov görürler daha çok takip ediliyor? Şimdi cevabı basit. Profesyonel kendine çalışır. Başka bir cevabı yok. Ben hayatım boyunca kendime çalıştım. Ve hiçbir zaman aracı kurum şube sahibiyken müşterilerime hizmet ettim. Onlara çalışmadım. Bakın yine arada fark var.
Ben kazandığım parayı belli bir kartopu büyüklüğüne geldikten sonra Holstein inek gibi düşünüp sütünü sağıp başka yere attım o parayı. Ev aldım, araba aldım, arsa aldım. Yani ben burayı hisse senedi piyasasını sütü sağlayacak Holstein inek gibi gördüm. Ben kendime çalıştım. Ha, bu arada portföy de yönettim, onu da söyleyeyim. Ciddi birkaç portföy de yönettim. Oradan da güzel getirilerim oldu. Yani ben kendime çalıştım. Kendine çalışan bir adam da kalkıp da kendi reklamını niye yapsın ki? Para kazanıyorsa eğer niye yapsın ki? Ben kimseyi hor görmek istemiyorum. Bugün bir aracı kurumda çalışan çok bilgili bir arkadaş olabilir. Var öyle tanıdıklarım. Ama onlar da kendilerine çalışıyorlar. Onu da biliyorum. Herkesin bir şekilde hesabı var. Herkes bir şekilde bilgisi doğrultusunda kendine çalışıyor aslında. Dolayısıyla bazısı hiç göstermeden kendi işine bakıyor. Bazısı da yerine göre Twitter'da yazma ihtiyacı duyarak yapıyor. Ben o işin mantığını bana uymuyor. Ben mesela Twitter mesajı sildiğimi hatırlamıyorum. Silmem. Teknik analiz konusunda asla silmem. Ha, başka konularda genosayttır, şudur budur, siyasi, biraz siyasi bulmuşsam eğer sildiğim oldu. Çünkü benim işim ekonomi. Şimdi siyasetle bir ilgim yok. Ama ekonomiyi yorumlarken de bazen siyasete kayabiliyor insan. Yani bu çok normal bir şey. Ha, bakıyorum ki yazım siyasete kaymış, siliyorum. Çünkü benim amacım siyaset değil. Ben yazdığım bir konu karşısında, bunu hissenette de hep böyle yaptım. Koyduğum grafiğin altına isterim ki birisi yazdığım bir grafik koysun. Arkadaş, o vadede o iş böyle değil, böyle. Ben bundan mutluluk duyan bir insanım. Eğer görmediğim bir şey varsa ki Twitter'da birkaç kere oldu, çok da hoşuma gitti. Yani çok farklı bir bakış açısıyla bir iki grafik koyan oldu. Ya, hakikaten çok hoşuma gitti. Mutlu oldum. Ah dedim, vallahi benim istediğim bu. Ben olaya bu açıdan bakıyorum. Anladım hocam. Peki şey de sorayım hocam. Genelde bunu da çok misafirlerimize soruyoruz. Genelde sizin gibi profesyonel arkadaşlar da hep şu soruyor ya da dışarıdan bakanlar hep şunu görüyorlar. Zannediyorlar ki her gün %5, %10 aşağı yukarı hep kazanıyorsunuz hocam. Trilyonlara ulaştınız, artık parayı koca yer bulamıyorsunuz. Hep bu dışarıdan bakanlarda hep böyle bir algı var. Her ne kadar biz desek ya adam işte hayatını idame ettiriyor, tamam bir kaliteli, birazcık bir tık üst seviye belki hayat yaşıyordur. Çünkü ömrünü vermiş bu iş, artık olsun o da, ama ne yazık ki hocam her gün çantayla para götürüyor musunuz izlenimi var. Sizde durum böyle hocam, siz çantayla her gün götürüyor musunuz parayı? Ya şimdi Turgut şöyle... hocam, şunu da ekleyebilir misiniz? Çok özür dilerim hocam. Bir de borsa düşerken hep nakitte, borsa yükselirken hep malda mı oluyorsunuz hocam? Evet hocam. Şimdi güzel bir soru. Şöyle diyeyim ben. Ben bir traderım. Dolayısıyla portföyümde yakın zamana kadar, yani 5-6 ay öncesine kadar 2-3 tane, maksimum 4 tane kağıt bulunmaktaydı. Ama şu anda kağıt sayısı geçen hafta 15 falandı. Birazcık indirdim, 12'ye falan indirebildim. Yani kapasitemin üstünde olduğu için kağıt indiriyorum. Şimdi tahta okuma diye bir şey var. Bu yılların verdiği bir tecrübedir. Artı ben hayatım boyunca hiçbir zaman bir tahta yapıcıyla tanışmadım. Bakın Hasan, Hüseyin, Mehmet, Celal, her neyse tahta yapıcı kimse. Hiç kimseyle
Hayatım boyunca tanışmadım yani gerçek hayatta. Fakat tahtaya bakarken, tahtayı okurken o spekülatörün veyahut da o tahtacının hareketlerini ezberlerim. Piyasada çok farklı tahtacılar var. Kimisi aşağı basarak para kazanır, kimisi alıp götürerek para kazanır. Şimdi ben tahtacıyla beraber hareket ederim. Tahtacıya rağmen onun karşısında onun kontrasına gitmem. Bakarım ki tahtacı basarak para kazanıyor. Benim de elimde mallar varsa tahta birazcık o müsaade eder. Yukarı açılır o tahta. Yukarıdan o da vermeye başlar. Sonra 20 tik alttan geri toplar. Yani 20-25 kademe her gün iş yapar. Ve orada o kağıdı alıp bekleyen adam da böyle elini çenesine koyar, izler. Tahtayı takip etmiyorsa veya tahta okuma bilgisi yoksa. Yadır şu işe bak, her gün 20 tik oynuyor, namussuz hiçbir yere gitmedi. Bir ay oldu, yeter be kardeşim der. Bir böyle tahtacı vardır. Bir de benim en gıcık olduğum odur. 5 tik oynatır. 6. tik yoktur. Yani bu adam bıktırır artık. O genelde birilerinden mal beklemektedir. Veyahut da birilerine gıcık olmuştur. Tahtayı müsaade etmez 5 tikin üstüne çıksın. Yine müsaade etmez 5 tikin altına insin. Ya 5 tikte de yani vakit harcamaya değmez. En gıcık aldığım tahtacı tipi budur. Bir de tahtacı var, alır götürür. Yani teknik analiz aslında büyük paranın ayak izini takip etme yöntemidir. Ben bunu gördüm. Yani teknik analiz demek büyük paranın ayak izini takip etmek. Büyük para neredeyse ben de oradayım. Ne tarafa gidiyorsa ben de o tarafa gidiyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman bir tahtaya yön vermeye çalışmadım. Ha, bazı maceralarımız oldu. Yani içinde bulunduğumuz. Onlar ayrı. Ama yok ben şu tahtayı alacağım bilmem nereden bilmem nereye. Böyle bir iddiam da olmadı. Dolayısıyla tahta okumakla paralel bir olay bu iş. Şu zararı var bir taraftan da. Tahtayı okuyorsun 10 gün 15-20 tike işlem yapıyorsun. Bir gün bir şeyler oluyor. Bir bakıyorsun bir kap gelecek veya bilmem ne gelecek. Birilerinin önceden haberi oluyor. Alıyor 100 tik götürüyor. Yani orada da terse düşüyorsun. Dolayısıyla dünya standardına göre yaptığın trade'den %60 başarılıysan sen bir numarasın. %60'tır bunun kriteri. Ha bunun üstüne çıkıp %80 yapıyorsan hiç sus, kimseye bir şey söyleme, nazar değer. Devam et. Dolayısıyla ben de yani kendi başarımı %60'ın üstünde tutmaya çalışanlardanım. Öyle diyeyim. Ağzınıza sağlık hocam. Demek ki bu kadar profesyonel, bu kadar mücadele eden biri bile bunu bu kadar zor başarabiliyorsa çok da kolay bir şey olmadığını görüyoruz hocam. Şeyi de bir sorayım hocam. Çok merak ediyoruz tabii. Kanada borsasında işlem yapıyor musunuz hocam? Hayır. Yapmıyor musunuz hocam? Hayır. Kanada borsası, şimdi şöyle diyeyim ben. Ya hesabım var. Ama keçi Kanada soracaktım borsasında... hani orayla burası arasında çok fark var mı diye soracaktım da. Kanada borsasında yapmıyorum, Amerikan borsasında yapıyorum. Peki orayla burası arasında hocam çok fark var mı? Çünkü burada pek çok konuda itilafa düşüyoruz. Mesela halka arzlar konusunda. İşte çok fazla halka arz oluyor. İşte borçlu şirketlerin halka arzı oluyor. Çok fazla tavan. Geçen hafta konuştuk ama hocam yakalamışken size de soralım. İnanılmayacak tavan seyirleri oluyor. Şirketin yekülde değeri atıyorum. Hisse değeri 5 lira yapacak hocam. 25 liraya çıkıyor mesela. Hani bu tür şeylere oralarda engeller var mı? Veya bu kadar sert düşüşlerde devre kestiler kapsamında ne tür önlemler var hocam bizden farklı olarak orada? Şimdi ben New York borsasında yani S&P'de Nasdaq'ta işlem yapıyorum.
Orada işlem yapmamın tek sebebi teknik analiz birebir çalışıyor orada. Basit bir şey anlatayım. Oğlumla yaşadığım bir tecrübe. Benim oğlum da 36-37 yaşında, siz yaşlarla. Kanada'da bankacı. O da 1 milyon dolar ve üstüne kredi talebinde bulunan firmalara kredi veriyor. Temel analizi de iyidir. O da aynı şekilde Amerikan borsasında işlem yapıyor. Bir gün sordum, oğlum ne yapıyorsun sen elindeki para? Baba dedi, Tesla aldım. İyi, kaçtan aldığını sormadım ama. Peki oğlum dedim, bak Tesla, bu sohbetin geçtiği günlerde 700 küsür dolarlarda, 720-725 dolarlarda. Bak oğlum dedim, bu kağıt düşecek, 599 dolara değecek, oradan tekrar zıplayacak. Güldü bana. Peki dedi, sen nasıl biliyorsan öyle yap. Bak dedim, ben bir 10 bin dolarlık alayım sana. Yani bir 10 bin dolarlık işlem yapayım. 599 dolarda 10 bin dolarlık alışta bekliyorum. Hakikaten 3 gün geçti, 5 gün geçti. Bir gün cart diye vermişler Tesla'yı. Benim 599'daki bütün alışlarıma geldi. Bak dedim, sen bana inanmadın. 599 dolardan aldım ben. Sen o 725 dolardayken satsaydın buradan alırdın demek istiyorum ona. Baba dedi, bana karışma. Dedim ki oğlum bak, bu 699 dolara çıkacak. Satacağım 100 dolar. Kârımı cebime koyacağım. Sonra tekrar bu büyük bir ihtimalle 625 veya 615 dolarlara geri gelecek. Ben oradan geri alacağım. Hakikaten 699 dolar dedim, 705 doları gördü. Tekrar düştü 620 dolarlara. 625, tekrar oradan aldım. Sonuçta ben ona bir ay içerisinde %10 yaptım teknik analizle. Dedim ki oğlum bak, sen teknik analizi öğrenirsen ben sana gel öğreteyim. İşte beraber bakalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Baba dedi, ya ben senin, sen farklı yürü, ben farklı yürüyeyim. Tamam oğlum dedim. Yani hiç ilgilenmedi teknik analizle. Arkasından işte ben en son 750 dolardan Tesla'yı kaptırdım. Geçen işte Aralık ayının son günleri, Ocak ayının ilk haftası, döndü bana, baba dedi, Tesla'ları 1200 dolardan sattım. Ne haber? Şimdi böyle bir komedide yaşadık baba oğul. Ha, ben teknik analizle bir yerlerde yakaladım ama bir yerde de kaçırdım. Şunu anlatmak istiyorum. Amerikan borsaları, Amerikan borsası daha doğrusu, Amerikan piyasası derin piyasalar. Çok ciddi para dönüyor orada. Hakikaten teknik analiz de güzel çalışıyor. Mesela 1200 dolardan sattığın Tesla'ları kaçtan geri alacaksın dedim. Baba dedi, bana rakam söyleme, ben bir yerden alacağım. Bu gitmiş 865 dolardan almış. Dedim, aldın mı Tesla'yı bir gün? Evet dedi, geri aldım. Kaçtan aldın? 800. Oğlum dedim, bekleseydin 795'e kadar inecekti bu namussuz. Şimdi 70 dolar fark var. %10. Ondan sonra hakikaten 695 dolarlara kadar geri geldi. Yani şunu anlatmak istiyorum. O kendi bildiği yolda gidiyor. Ben kendi bildiğim yolda gidiyorum. Teknik analizin bir kötü yanı, bir şekilde gelişmeler ve işte yatırımlar, yeni icatlar, şunlar bunlar bir şekilde etkileyebiliyor çok kısa vadede. Ama genelde benim diğer bir başka sloganım, teknik analiz önden gider, haberler arkadan gelir şeklindedir. Ben buna inanan bir kişiyim. Dolayısıyla ben haber dinlemem. Halbuki pek çok kişi elinde televizyon uzaktan kumandasıyla işte Fox Haber'e bakar, İşte öbür şey kanala bakar, Bloomberg'e bakar, ona bakar, buna bakar, haberlere bakaraktan kendi işlemlerini
işlemlerine yön vermeye çalışır. Halbuki kardeşim güzel bir teknik analiz yap. O televizyon kanallarını dolaşma yav. Ondan sonra benim bakış açım budur. Peki hocam, orada halka azlar bizdeki gibi mi? Nasıl yani bizdeki gibi mi? Ya bizde şimdi hem şirket anlamında bazı şirketlerin izahnamesine bakıyorsun, şirket sanki borç ödemek için halka arz yapmış gibi. Yine akabinde bakıyorsun aynı şirketin belki 10-15 talan yaptığını görüyoruz borsa açılışından sonra hocam. Şimdi mesela bunlara yönelik atıyorum orada önlemler var mı? Veya orada borçlu şirketlerde halka arz olabiliyor mu? Bu tür güvenlik önlemleri yapılıyor mu hocam orada? Şimdi borsada halka arzın amacı faizsiz para bulmaktır. Ben size şu anda iflas etmiş olan Mudurnu Tavukçuluğun hikayesini anlatabilirim ama gece yarısını geçti. Kim dinler bilmiyorum. Onu dinleyeceğim. En sonunda onu alalım. Bir iki hikayeniz daha var. Ben biliyorum. Onları dinleyeceğiz. Saat sıkıntımız yok yani. Şimdi şirket sahipleri bedava kredi bulmak için kendi A grubu hisse senetlerinin haricinde B grubu hisse senedi çıkararak halka arz ederler. Bu halka arz ettikleri paralarla da yani sattıkları fiyat üzerinden de o parayı kasalarına koyarlar. Bu parayla da yatırım yaparlar. Ham madde alırlar, işlerini genişletirler. Borsaya kote olmanın birinci amacı budur zaten. Faiz vermeden kendilerine bir para girişi sağlamak. Bu Amerika'da da aynı. Şimdi bizdeki olay ile oradaki olay arasındaki fark şu: halka arz fiyatının tespitinde bizde biraz torpil geçilebiliyor. Amerika'da bu çok daha ciddi olarak belirleniyor. Yani halka arz fiyatı. Artı orada da spekülatörler var. Orada da tahta yapıcılar var. Yeni halka arzlarda orada da alıp götürüyorlar. Yani sistem çok farklı değil. Biliyorsunuz hepsi bizim diye bir şeyimiz var, web sitemiz var. Bunlar kalktılar Amerika'da, Amerika'da borsaya kote oldular. Evet, yani çok olduk mesela. Yani çok kısa sürede inanılmaz bir değere ulaştı. Arkasından da yani tahmin ediyorum birkaç tahtacı veya şey aldı götürdü bunları. Arkasından da inanılmaz bir düşüş geldi. Arkasından da sorgu sual başladı. Yani bunlar yaşanıyor. Bunlar dünyanın her yerinde var. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Sadece orada bizde %10 marjı var. Onlarda marj yok. Yani 300 dolarlık kote edilmiş bir şey bir anda 200 dolara düşebiliyor. Yani bizde 300 dolardan çıkmışsa işte %10 altına al, işte 270 dolara, tabanı 270 dolar der çıkarsın. Yani farklı kriterleri var, doğru. Şimdi sorular ve sohbet tarafı bitti hocam. Bir iki daha önce sohbetlerde anlatmıştınız. Bir tavana sat, tabandan al hikayeniz var. Onu bir istiyorsanız dinleyelim. Sonra bu Mudurnu'yu dinleyelim. Bir iki tane böyle güzel hikayeniz var hocam, ben biliyorum. Onları da dinleyelim, hem de YouTube'da kayıt altında olsun. Tekrar tekrar arkadaşlar oradan dinlerler hocam. Hangisini istiyorsanız ondan başlayalım. Şimdi bu tavandan sat, tavandan al hikayesi. Şimdi aracı kurum şeyimiz varken yani şubemiz işte ufak da bir yani benim odam var. Yani benim odamı ben kimseye almıyorum. 3-4 tane sanayici arkadaşım var. Onlar telefonla bağlanıyorlar. Bazen de işlem yapmıyoruz. Kimse bağlanmıyor. İşte biz bize tavla atıyoruz. İşte falan peşmeken ama hem mikrofon açık hem hoparlör açık.
Egdış diye bir kağıt vardı. Bir gün ben elimde mesela işte 10 bin not Egdış var. Broker'a dedim ki tavana yazsan onları. Hiç. Kağıt kendi halinde 3-5 basamak yukarı aşağı yaylanıp duruyor. Biz başladık hızlı bir tavla çevirmeye. İşte 1-0, 2-0, 3-0 derken ben Mars oldum. Bu arada broker bağırdı. Abi dedi Egdış tavan oldu, senin tavanlar gitti. Ya dedim bırak Allah aşkına, bir tavla oynuyoruz, rahat bırak beni. Dedim giden o tavanları tabana alışacağız. Ben başladım yine tavlaya. Ondan sonra işte 4-3 oldu. 5. oyun. Abi dedi senin tabanlar geldi. Lan dedim ne oluyoruz ya? Yani tamamen tesadüf yalnız. Hem tavan hem taban yakaladım. İlaveten işte sene 2003 Yapı Kredi Bankası'nın fona devredilmesi gündeme gelmişti. Orada da benzer bir hikayem var. Ondan sonra yine hisse senedi formunda yazıyorum. Elimde İş Bankası C senetleri var. 3750 maliyetli. Ondan sonra Yapı Kredi Bankası batıyor söylentileriyle beraber Yapı Kredi Bankası taban yemeye başladı. Birinci taban, ikinci taban, üçüncü taban, dördüncü taban 1050 liraya geldi. Tabii bankacılık sektöründe Yapı Kredi'nin dört taban yemesi bankacılık endeksini de aşağı çekti. İş Bankası da 3750'den işlem gören İş Bankası düştü 3450 liraya. Ben elimdeki full işçeyi 3450'den sattım. 300 lira eksiğine. Döndüm işte 50 bin not, 100 bin not neyse tabandan Yapı Kredi aldım. Ve yazdım iş senet formuna. Tabandan dedim işçileri zararına sattım. Tabandan Yapı Kredi aldım. Abi sen manyaksın. Abi bilmem ne, bir sürü laf, bir sürü şey yazıyorlar. 1050 liradan tabandan Yapı Kredi aldım. 1045 lirayı görmedi o kağıt. Ondan sonra başladım trade etmeye. İşte yine teknik analize göre, kendi kafama göre yukarı çıktığımı satıyorum. Aşağıdan almaya çalışıyorum. Bazen başarıyorum, bazen başaramıyorum. 3 sene uğraştım. Bana sordular, abi bunu en son kaçta satacaksın? Dedim ki 6500 liradan satacağım bu 1050 liraya aldığım Yapı Kredileri. Dediler ya 6 misinden fazla para kazanacaksın 3 yıl içeri. Evet. Bir de dedim trade ile de 3 misli yaparsam 9 misli yapacağım. Bunları yazdım açık açık. Yine Yapı Kredi tahtasında işlem yapıyorum bir gün. Kalktım bir miktar tavana satış yazdım. Ben her zaman elimde bir miktar para tutarım. Bir miktar da yani tavana satış yaptığım miktar kadar da tabana alış yazdım. Öyle estiler, öyle diyeyim. Yani tavan da beklemiyorum, taban da beklemiyorum. Orada da yaşadım bunu. Tavana kadar çizdi birisi. Arkasından da tabana kadar verdiler. Ben de hissenet formunda yazdım. Tavana yazdığım satışlar gitti. Tabana yazdığım satışlar geldi. Ya birisi bir yazmaya başladı. Neredeyse dövecek adam beni. Sen dedi atıyorsun. Dedim ki ya kardeşim ben niye atayım? Dedi ki hangi aracı kurumdan işlem yaptıysan söyle. Ben bu işin doğru olup olmadığını şey yapacağım. Kontrol edeceğim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Açık açık yazışıyoruz ama 300-400 kişi Yapı Kredi başlığının altında yazdıklarımızı okuyor. Dedim ki arkadaşım bak ben sana hangi aracı kurumdan işlem yaptığımı yazarım. Sen de bu işi bulursan doğruluğunu buradan özür dileyeceksin benden. Dedim ki tamam abi olur yaparım. Ondan sonra
Ben buna özel mesajla gönderdim. Dedim ki ben şuradan işlem yapıyorum. Abi 2 saat sonra telefonum çaldı. Kanada'dayım. Kanada'daki cep telefonum çaldı. Bakın. Nereden bulmuşsa. Abi dedi ben size merhaba nasılsın? Bir şey Amerikan numarası bir telefon. Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Dedi ki ben senette sizinle yazışan kişiyim. Sizden özür diliyorum. Hakikaten tavandan gitmiş satışlarınız. Tavandan da almışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Dedim kardeşim bir dakika adın ne, soyadın ne, kimsin? Dedi ki abi ben Los Angeles'tan bir fon yöneticisiyim. Fazla detaya girmeyeceğim. Dedim esas sen forumda yaz, özür dile. Dedi ki hemen yazıyorum abi. Çok özür diliyorum. Yani sana da dedi şey yapmak istedim. Sesini duyup iletmek istedim. Bir de öyle bir enteresan olay yaşamıştım. Yani hem tavan hem tabanı görmek milyonda bir hadisedir. Denk geldi. 2 defa denk geldi böyle. Daha da olmadı bilmiyorum. Olur mu? Hocam bu kadar profesyonel bir hayatta yani denk gelmesi normal bence hocam. Bunun profesyonellikle alakası yok. Tamamen tesadüf. O gün o Yani saatte. hani sürekli işlem yaptığınız için hocam mutlaka bir gün bir Ha. yerde denk gelmesi normal. Şimdi biz atıyorum senede iki kere üç kere işlem yapıyoruz. Bize gelmesi belki mucize. Ama siz her gün işlem yapıyorsunuz. Bir gün bir yerde böyle bir şeyin denk gelmesi bence çok da şey değil yani hocam. Yani doğru. Ben orada inanmayan insanları anlamıyorum. Yani niye inanmıyorsun? Adam niye böyle bir şey anlatsın? Yani ben de onu çözemiyorum yani. Şimdi bizim sohbete mesela hocalarımız geliyor. Hocam sizin gibi değerli büyüklerimiz geliyor mesela. Anlatıyorlar burada. Siz nasıl anlatıyorsanız onlar da birebir anlatıyorlar. Sohbet bitiyor şimdi DM'ye geliyor. Adam diyor ki abi gerçekten diyor abi, bu kadar işte başarmış mı diyor. Ya diyorum ki kardeşim adam 40 yıldır bu işin içinde yani. Yani 40 yılda bıraktı başarsın adam ya. Bunu neyine şaşırıyorsun yani? Şunu Niye rahatlıkla sorgulama ihtiyacı duyuyor söyleyebilirim. millet? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben hayatımı, geçimimi borsayla sağlayan bir insanım. Bugüne kadar yapmış olduğum bütün tasarruflar, kitabımda da bir ifade kullandım. Bunu da söyleyeyim. Alanlar okuyacaktır. Herkese şunu söylüyorum. Kendi paranızın hırsızı olun. Ya bir insan kendi parasını nasıl hırsız olur arkadaş? Kazandığınız parayı çekin arkadaşım. Şimdi tabii ki bir 100 bin liradan 10 bin lira kazanmışsın. Bunu çekip ne yapacaksın? Ya git eşinden, çoluğundan, çocuğundan yemek yersin arkadaş. Yani. Ha 3 milyon liram vardır. 1 milyon lira para kazanmışımdır. 1 milyon lirayla git arabanı değiştir. Atıyorum. Ha, arabanı değiştirmen mi gerekiyor? Tabii ki durduk yerden olacak bir şey yok. Artık ihtiyaç mıdır? Eşin, hanımın araba isteyip duruyor. Git ona güzel bir araba al. O Yani zaman bu. şuraya hemen soralım hocam. Kar alma durumunda neyi önerirse nasıl alınabilir kar? Mesela biz uzun vade temettü yatırımcıları hep söylüyoruz. Belirli noktalarda da bizim arkadaşlar yeni başladığı için yani bir iki senede olacak bir şey değil ama bir hisse hocam nasıl bir seviyeye geldiğinde kar alınmalı? Bir de ne kadar kar alınmalı? Yani hepsi mi satılmalı, yarısı mı satılmalı? Sizin profesyonellik bakışınıza göre hocam oradan da örnekler verebilir misiniz? Şimdi yani şöyle eski halimle şimdiki halim farklı. Eskiden ben tek taş tek yüzük yapardım. Bu nasıl oluyor? İşçi mi alacağım? Bir kademeden 100 bin not kaldırırdım, atıyorum. Yani ikinci kademem yok. Çat diye girer kaldırırım. Bitti. Ha, hedefim nedir orada? İşte belli bir hedef koyarım teknik analize göre, kendime göre. %10 mu, %8 mi yakaladım mı? Çat diye de veririm. Bitti. Bunlar derin tahtalarda olabilecek şeyler. Yani Yani kademe bugün falan yok. Hepsini alıyorsunuz, hepsini veriyorsunuz hocam. aynen öyle. Kademe mademe yok. Çat satıştan kaldırırım. %8'i mi yaptı? Alıştaki kademeye çat diye veririm. Bitti. Bu eski ben. Yani deli ben. Öyle diyeyim ben.
Şimdi daha temkinliyim. Kademeli girer, kademeli çıkarım. Mesela ne diyeyim ben? 50 lot alırım. Düştü 5 kademe, 100 lot alırım. 10 kademe düştü arkasından. 200 lot alırım. Yani piramit yaparım. 50 lot, 100 lot, 200 lot, 400 lot. Aşağı gidiyorsa. 50 lot aldım. Yukarı gitmeye başladı. 3 kademe, 5 kademe yukarıdan 100 lot alırım. Yukarı gitmeye devam ediyor. 200 lot daha alırım 5 kademe yukarıdan. Yani benim bu piramit hiç değişmez. Şimdi artık belli bir yaşa geldik. Şurada 50-60 sene bir ömrümüz kaldı. Daha temkinliyim yani. Dolayısıyla Allah uzun ömür versin hocam. Dolayısıyla şimdiki durumum farklı ama eskiden öyle değildi. Zamanla demek ki yatırımcıda oturuyor bazı şeyler hocam. Gençken birazcık daha böyle tecrübelerden eksik hareketler mi yapılıyor hocam? Bizler de pek çok şeyi zaman içerisinde tecrübe ediyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar da her ne kadar siz tecrübelerinizi anlatsanız da illa bir ateşe dokunacaklar. Bir elleri yenecek hocam. Öyle bir hastalık ne yazık ki var. O herkeste var. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Ben çok şanslı bir kişiyim. Benim gibi piyasada, benim başladığım yıllarda işte 78'de başlayan yok da 88, 89, 90'lı yıllarda başlayıp çok ciddi paralara ulaşmış olup bugün sıfır olan çok kişi var. Kalp krizinden ölen tanıdıklarım var ekran başında. Beyin kanaması geçirip ölen var. 5-6 milyon dolar borçlanıp neyi var neyi yok kaybedenler var. Yani ben Allah'ın şey bir kuluydum herhalde ki evet 94 krizinde kitabımda da zaten yazıyorum. Salı pazarında tezgah açıp defter sattım. Elimdeki kağıtlar 3 ay boyunca taban 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 gidince gün tek seans. Yani kitabı okuyan kişi orada onları görecektir. Dibe vurdum. Şunu söyleyeyim, dibe vurmadan borsacı olunmuyor. Hiç kimsenin cesaretini kırmak amacıyla veya niyetiyle söylemiyorum. Hocam yok, özellikle ben anlatmanızı istediğim için soruyorum. Çünkü neden? Gençler özellikle de borsanın çıkış döneminde gelen gençler, pandemi döneminde her alan 3'e 5'e katlayıp üst tut olan gençler zannediyorlardı ki hep kazanacağız. Borsa biraz normale dönmeye başlayınca her şey terse dönmeye başladı hocam. O yüzden yeni gelen arkadaşlar da bu işlerin öyle kolay olmadığını, gerçekten borsanın çok basit yer olmadığını görsünler istiyorum, duysunlar istiyorum bizzat sizlerden hocam. Şimdi para piyasaları gaddardır. Herkes kazanmak istediği için gaddardır. Bugün endeks bu seviyede kapattıysa yeni para girişi olduğu için kapattı. Yoksa biz 3-5 kişi kendi aramızda top çeviriyorduk. Yani bundan 2-3 hafta öncesine kadar. Bayramdan öncesine kadar kesinlikle kendi aramızda top çevirmekteydik. Bir şeyler oldu. Bir şekilde para geldi. İşte yurt dışındaki paralar buraya geldi. Bunlar da borsaya mı girdi? O işin o kısmını bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor da. Ama ben aylar önce açtığım altın vuruş başlığıyla da bu ralliyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. İsmini de altın vuruş koyaraktan. Bugün geldiğimiz noktada isabetli bir başlık açtığımı ve isabetli bir zamanlamayla açtığımı düşünüyorum. Övünmek için söylemiyorum bunları. Yapılan analizlerin, sıhhatli analizlerin insanı nereye götürebileceğine bir örnek olması amacıyla bu detayı veriyorum.
Yoksa ben bildim diye bir iddiam yok. Ben kendime çalışan bir adamım. Mudurnu olayında anlatayım mı, kapatalım Aynen mı? hocam. İstiyorsanız onu da anlatın, öyle kapatalım. Tebessüm kalsın yüzümüzde hocam. Şimdi Kadıköy'de araç kurum şubesi açtığım zaman bankalar bu işe daha soyunmamışlardı doğru dürüst. Eski bir bankacı olduğum için de Pamukbank Bölge Müdürü işte bizim bankadan giden devre arkadaşlarım bölge müdürü pozisyonunda borsa ile ilgili bir hesap açtıracakları zaman bana yönlendiriyorlardı ve çok da güzel, çok bol paralı müşterilerim olan bir portföy sahibiydim. Portföy demeyeyim, yanlış olur o. Ben yönetmiyorum çünkü. Müşteri sahibiydim. Portföyleri yüksek rakamlardan oluşan. Bir gün bir arkadaş geldi, bir hesap açtı. Yani mütevazi bir hesap. Arkasından işte bir iki kağıt alıyor, satıyor. Bir gün geldi dedi ki Mustafa Bey, ben dedi müdürü tavukçuluğun muhasebe müdürü bilmem kim. Ha dedim, merhaba nasılsınız falan. Hani muhasebe müdürü bilmem kim deyince hani herhalde dedim bilanço soracak, şu olacak, bu olacak. Yani bir konudaki fikrimi soracak. Dedi ki bizim patron müdürün tavukçuluğu borsaya kote etmek istiyor. Ona dedi tavsiyeleriniz, önerileriniz olabilir mi? Onu sormak için geldim. Tabii, dedim tabii ki olur. Tamam dedi, ben patronla bir konuşayım, bir gün belirleyelim. Neyse patronla buluştuk ofisinde. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki patronun adını bile unuttum şimdi. Borsaya kote olmanın amacı faizsiz bir para bulmaktır. Alacağınız, bulacağınız veya hisse senedi ihracıyla toplayacağınız bu parayı yatırımda, üretimde, işte fabrika modernizasyonunda kullanabileceksiniz. İşte bedava paradır ama dikkatli kullanın. Yani amacınıza uygun olsun falan. Adam çok memnun oldu. Ondan sonra yalnız dedim sizden tek bir ricam var. Siz Mudurnu tavukçuluğu borsaya kote ettiğiniz zaman spekülatörler de gelip gidecek, kapınızı çalacak. Aman dedim, onlara dedim tav olmayın. Onlar diyecekler ki abi biz bu kağıdı alırız 10 liradan götürürüz 30 liraya, 50 liraya. Sen merak etme, bu tarz şeylere girerler. Yok dedi, ben onlara kesinlikle. Her neyse, hakikaten o zaman 10 bin liradan mıydı, 10 liradan mıydı? Mudurun tavukçuluğu halka arz edildi. Ve hafızam beni yanıltmıyorsa 3 milyon dolar mı, 3,5 milyon dolar mı bir para Mudurun tavukçuluğun kasasına girdi. Halka arzdan. Buraya kadar her şey çok güzel. Arkasından işte bir müddet geçti. Mudurun tavukçuluk 20 lira oldu. Muhasebecisi geldi, işte elinde 10 bin not varsa 5 bin not daha aldı. Arkasından kağıt durmuyor. Çıktı 30 bin liraya Mudurun tavukçuluk. Muhasebecisi yine geldi. Arabasını mı satmış, evini mi satmış? 30 bin liradan Mudurun tavukçuluk alıyor. Al bana diyor. Dedim ki ya bir dakika. Ya 10 bin liradan halka arz etmiş, edilmiş bir kağıt. Şurada 5 ay geçmemiş, 6 ay geçmemiş. Sen 30 bin liradan, tamam oranın muhasebecisi olabilirsin. Nedir yani bu iş? Dedi ki Mustafa Bey, çok güzel gelişmeler olacak. Bu kağıt dedi 50-60 bin liraya gidecek. Ben alıyorum. Peki dedim. Ama içime de bir kurt düştü. Hakikaten de bir spekülatör gitmiş bu Mudurnu tavukçuluğun büyük oğlunun kafasına girmiş. Demiş ki ben bu kağıdı işte 50 liraya 60 liraya çekeceğim. Sen de demiş kasadaki o paradan işte 30 liradan 30 bin liradan bir miktar al. Yani ben bunu tek başıma yaparken zorlanacağım.
şu olacak, bana destek çık. Büyük oğlan işte imza yetkisi falan da var herhalde ki borsadan gelen bütün parayı 30 bin liradan Mudurnu Tavukçuluk alaraktan tekrar borsaya gömüyor. Spekülatör de kağıdı 32.500-33 bin lira kadar çekip bütün kağıdı, bütün elindeki kağıtları bunun kafasına yığıyor. Sonra Mudurnu Tavukçuluk iflas etti. Çünkü babaları da işte yeni makineler için veyahut da başka şeyler için taahhütlerde bulunmuş. Kasaya bir bakıyor ki para yok. Ve battı Mudurnu Tavukçuluk. Bunu da gözlerimle görmüş, yaşamış bir insanım. Bir batışı da yaşamış olduğunu diyeceğim canlı canlı. Efendim? Bir batışı da diyorum, canlı canlı yaşamış olduğunuz. Evet, bir yani bir de bir batış var. İntiharlar da var, onlara girmeyeyim. Bu yani akşamlık yeter diyelim. Ağzınıza sağlık hocam. Yani ne kadar aslında bu işin ciddi olduğunu da bu kelimelerle de hocam evet. ifade etmiş oldunuz. Evet, aman dikkat. Sakin hocam, ve temkinli gidin. Müsait olursanız Cuma akşamı bu yayınımız var. Fon Bulucu ile beraber yapacağız hocam. Ülkenin de geleceğiyle ilgili bir tarımla alakalı bir girişim var. Onunla ilgili istişare toplantısı olacak. Müsait olursanız değerli görüşlerinize orada ihtiyacımız olacak hocam. Katılabilirseniz sevinirim. Canlı canlı söyleyeyim ne kadar. Estağfurullah. Yolda olacağım. Yani şu an İskenderun'dayım. Malatya'ya dönüyor olacağım. Kaçta eve girerim? Ne bilemiyorum. Akşam saat kaçta olacak bu toplantı? 10.30'da başlıyor hocam yine. Yani müsait olabilirim çok geç kalmazsam. Hay hay memnuniyetle. Arkadaşlar istiyorsan kısaca bir açıkla abi. Aşağıda Işık'ın menüsü. Evet arkadaşlar falan da var. Onlar da duruşun çünkü hepsini çağıracağız. Mustafa abi istiyorum ki bütün üstadlarla bir yatırım ortak olalım hep beraber. Öyle güzel bir şey var. Hem ülkemiz için hem geleceğimiz için abi. Teşekkür ederim. Öncelikle hocama da çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir hikaye var aslında ve bunun sadece teaser'ını dinledik. Farkındayım ben. Kitabı da en yakın sürede edinip okuyacağım. Çok da açıkçası etkilendim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Tabii biz sizin o borsada yaşadığınız iyi ve kötü deneyimlerin çok ötesinde artık girişimcilerin de dünyada varlığını göstermesi için bir sistem kurduk Türkiye'de. Kitle fonlaması diyoruz aslında. Siz de biliyorsunuz crowdfunding'i ama burada equity crowdfunding dediğimiz paya dayalı kitle fonlaması diye Sermaye Piyasası Kurulu bunu regüle etti. Dünyada da baktığınız zaman 10 ülkeden biriyiz. Oldukça da iyi gidiyor hocam. Şu an 100 milyon üzerinde bir fonlamayı başardık girişimlere ulaştırmayı. Onlara can suyunu veriyoruz ki büyüsünler, serpilsinler ve borsanın derinliğini artıracak şekilde de borsaya arzlarını gerçekleştirsinler diye bir çaba içerisindeyiz. İnşallah tarım konusunda da bir açılım gerçekleştiriyoruz. Bu açılım Türkiye'de özellikle tarımsal üretimin finansmanında tamamen girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan finans girdisini çok düşük maliyetlerle üreticiye ulaştırmak. Tabii burada işletmeci, sözleşmeli işletmeciliği ön plana çıkarıyoruz. Bunun için de kuşkonmazla başlayacağız. Çünkü ihracatı, pazarı hazır bir ürün. İnşallah onun startını vereceğiz. Yarın da ben saha incelemeleri için Isparta ve Antalya'da olacağım. Cuma günü de o modeli anlatacağız hocam. O modeli eğer hep beraber güzel bir şekilde oturtabilirsek aslında Türkiye'de çiftçinin, üreticinin, tarımın hem tarım teknolojilerinin hem de teknolojik tarımın finansa erişmesi çok kolay olacak ve bizler de oturduğumuz yerden aslında şirketlere nasıl hisse alarak ortak oluyorsak burada da üretime ortak olacağız. Bunun tabii kanuni bir altyapısının olması çok çok önemli. İşin içerisinde E-Devlet, yani Türkiye Gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, bu kuruluşların olması daha önce yaşanan kötü tecrübelerin de olmamasına sebep olacak şekilde bir düzenleme yapıldı.
Uçtan uca da bir yıldır test ettik sistemi. Şu ana kadar 40 girişim bu sistemden pay ihracı gerçekleştirdi. Aynı borsada birincil halka arzlar yapan şirketler gibi biz de mini pay arzları gerçekleştiriyoruz. Ve girişim şirketleri kayden izlenen bir sisteme geçiyor payları. Böyle küçük bir bilgi vermiş olayım, teaser vermiş olayım ama hocamın anlattıklarından sonra tabii bu sistem yaşananları düşündüğünüz zaman belki de geleceğin özellikle pay ihracı sistemi gibi algılanabilir. Ama adım adım ülkenin de üretiminin istihdamının artırılması için çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkürler fırsat için Turgut. Tabii çok önemli. Tezgah çok önemli. Tencere çok önemli ülkede. Ben söylüyorum. Yani vatandaşlar hep burada arkadaşları borçlardan kurtarıp bireysel olarak bir yere getirmeye çalışıyoruz ama ülkemiz için de hep beraber bir şeyler yapabileceksek ben içinde olmak isterim. O yüzden hani üstadlar da burada olsa dinleriz. Belki eksikler, hatalar, uyarılar olabilir. Çünkü tecrübeleri iyi. Piyasa tecrübeleri iyi. Güzel bir şey olursa hep beraber içinde olmak niye güzel olmasın abi? Ülkemiz için sonuçta bu. Mustafa abi için detayları tabii ki yok estağfurullah detayları merakla dinliyor olacağım. Arkadaşımız bir özet geçti. Yani şimdi ben şu anda halen trader'ım. Yani yatırımcı klasmanına geçmeye çalışan bir trader'ım. Çünkü robotlardan, algoritmalardan bıktım usandım. Dolayısıyla bir detay ben de öğrenmek isterim elbette. Çok teşekkür ederim abi. İnşallah cuma akşamı konuşacağım. Ben de hep şey yapıyorum. Yani böyle içimde faydalı olan şeylerde diyoruz ya Mustafa abi. Oralara bari destek olalım da faydalı olursak birazcık da ülkemize de destek olmak için. İnşallah güzel bir şey olur abi. Abi seni de İnşallah. Kırmadın bizi geldin. Harika bilgiler, harika mesajlar var. Çok güzel hikayeler var. Hem tebessüm ettik. Hem duygulandık yeri geldi. Çok da not aldım ben. Ben bile yani bir sayfaya yakın not aldım. bu arada yani, YouTube'da kayıtlı olacak. Ben konu konuda sürelerinde koydum. İsteyen arkadaşlar oradan sürelerini süre süre izleyebilirler. Konu konu izleyebilirler abi. Var mı son sözlerini alalım istiyorsan. YouTube linkini bana da atarsanız birkaç arkadaşım dinlemek isteriz dedi. Twitter'a üye değiller. Ben paylaşacağım abi buradan. Çok makbule geçer. Çok teşekkür ediyorum her şey için. İyi sabahlar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum abi. Hoş geldin ailemize. Artık sıkıldıkça, daraldıkça seni de rahatsız edeceğim. Ailemizin bir abisi oldun kabul edersen. Estağfurullah. Geldiğin için de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere abi. Allah'a emanet ol inşallah. Sağ İyi olun. Akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay.